İyi akşamlar efendim. Güncel konulara hoş geldiniz. Ben Mustafa Yıldız. Bu haftada yine her hafta olduğu gibi Profesör Doktor Mustafa Karataş hocamızla birlikte güncel konuları masaya yatıracağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı akşamlar diliyorum tüm izleyicilerimize. Recep aylarının mübarek olmasını ve gayb kandillerini şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Sağ olun hocam. Resul Efendimizin duasıyla da başlayalım. Bu konuyu da işleyeceğiz herhalde. Tabii bugün 3 aylarda konuşacağız. Recep ve Şaban ayını mübarek eylesin, Ramazan eriştirsin. Amin. Hemen programımızın başında her hafta olduğu gibi kitap hediyelerimizi şöyle gösterelim. Hem bu dilimde hem diğer dilimde iki soru soracağız. Bu sorulara doğru cevap veren ilk izleyicimize kitap hediyemiz olacak. Instagram'dan Profesör Doktor Mustafa Karataş hesabına bir göz atın isterseniz. Birazdan o soruyu da soracağız. Tabii hocam bu hafta İsveç'te yaşanan hadiseyle başladık. Danimarkalı, sözüm ona bir siyasetçi. Ama aklı yerinde değil herhalde. Kur'an-ı Kerim'i eline alıp bir çağrıda bulundu. Dedi ki ben Türk Büyükelçiliğinin önüne gideceğim. Orada Kur'an yakacağım. Bunun üzerine Türkiye bir tepki gösterdi. Buna izin vermeyin dedi. İsveç bunun bir düşünce özgürlüğü olduğunu iddia etti ve o aşağılık eyleme izin verdiler. O Kur'an'ı yaktı. Tepkiler de tabii gecikmedi. Şimdi bu tepkilerden en merak edilen de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepkisiydi. Nitekim devletin bir numarası buna ne diyecek deniyordu. Bugün kabine toplantısından sonra bir açıklama yaptı Cumhurbaşkanı. İsterseniz onu bir dinleyelim hocam. Onun üzerine dinleyelim. Daha konuşacağımız çok şey var. İsveç'teki çirkin eylem en başta Müslümanlar olmak üzere insanların temel hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış bir hakarettir. Hiçbir birey ne Müslümanların ne de diğer din ve inanç mensuplarının kutsallarını aşağılama veya taciz etme hakkına hele hele bu yönde eylemde bulunma özgürlüğüne sahip değildir. Kur'an-ı Kerim'e yönelik bu alçak saldırının Türkiye Büyükelçiliği önünde gerçekleşmesi ise konuyu bizim açımızdan hem dini hem milli bir mesele haline dönüştürüyor. Rabbimizin koruması altındaki Kur'an-ı Kerim bir Haçlı artığının onun nüshasını yakmasıyla asla zarar görmez. Kalkacaksın, senin güvenlik güçlerin, polisin vesaire onların koruması altında bu ihaneti, bu edepsizliği, bu alçaklığı, bu adiliği, bu namussuzluğu yapacak. Onların korumasıyla da orada bak işte biz Müslümanlara ne yaptık diyecekler. Ülkemizin büyükelçiliği önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenlerin NATO'ya üyelik başvuruları konusunda artık bizden herhangi bir hayır haklık bekleyemeyecekleri açıktır. Kusura bakmasınlar. Başta söyledik. Terör örgütlerine caddelerinizde, sokaklarınızda, her yerde cirit attıracaksınız. Ondan sonra da bizden NATO'ya girme konusunda destek bekleyeceksiniz. Yok böyle bir şey. Böyle bir desteği bizden beklemeyin. Madem terör örgütleri mensuplarını ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorsunuz, savunuyorsunuz, koruyorsunuz. Öyleyse kendilerine ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanı'nın tepkisi böyleydi hocam. Bu meseleyi tabii etraflıca konuşmak isterim. Öncelikle siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ne söylersiniz bu çirkin görüntülere? Tabii söze başlarken Euzu Besmele çekmek lazım. Kur'an-ı Kerim okuyacağınız zaman Feyza karatel Kur'an feste'iz billah. Kur'an okuyacağınız zaman Allah'a sığının. Feste'iz billah. Allah'a sığınmamız gerektiğini ve şeytandan Allah'a sığınmamız gerektiğini Kur'an-ı Kerim söylüyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. İstiaze diyoruz buna. İstiaze sığınma talep etme demektir.
Besmele'den önce gelir. Yani Besmele, Bismillahirrahmanirrahim, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlarım demektir. Bundan önce size Kur'an bir şey hatırlatıyor Müslümanlara. Diyor ki Besmele'den de önce Kur'an okuyacağınız zaman şeytandan Allah'a sığının. Peki şeytan kim? Allah'a sığındıklarımız kim? Burada sığındığımız Allah ise, o sığındıklarımız, kendilerinden Allah'a sığındıklarımızı da tanımamız lazım. Kendilerinden Allah'a sığındığımız şeytanı tanımak birinci vazifemiz. Evet. Yani Allah'ı tanıdığımız kadar şeytanın da vasıflarını bilmemiz lazım. Hatta bu daha önce geliyor. Çünkü innehu aduvun mübin. İnnehu lekum aduvun mübin. Pek çok ayet-i kerimeler var. Pek çok yerde geçiyor ve sürekli Allahu Teala diyor ki şüphesiz şeytan sizin apaçık bir düşmandır. Aduvun mübin. Şimdi Kur'an'ın mübin var. Apaçık bir Kur'an var. Bunun karşısında da apaçık bir şeytan var. Yani orada apaçık vurgusu niye yapılıyor hocam? Apaçık vurgusu şöyle yapılıyor. Siz bunu çok uzakta zannetmeyin. Bunu görünmez, kavranmaz şekilde hayal etmeyin. Aslında şeytan sizin içinizde. Yanınızda, yakınınızda, dünyada. Şeytan yanınızda. Çünkü minel cinneti ven nas, bu şeytanlar iki türlü Kur'an-ı Kerim tarif ediyor. Hı hı. Cinlerden ve insanlardan. Biz şeytan deyince sadece cinli olanı düşünüyoruz. Hı hı. İnsanlardan şeytanları unutuyoruz. Evet. Dolayısıyla Müslümanın Kur'an'ın karşısında Müslümana hayır gözüyle bakmayan, Müslümanın sürekli ayağını kaydırmaya, çelme takmaya çalışan, onu Allah'ın yolundan kıyamete kadar alıkoymaya çalışan cinlerden de, yani görünmeyen şeytanlardan da, bir de görünen insanlardan da şeytanlar var. Evet. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim iman edenleri bu şeytanlardan sürekli sığınması gerektiğini ifade ediyor. Evet. Yine Kur'an-ı Kerim'de müminler için şifa vardır derken kafirler için aynı şeyi söylemiyor. Estağfirullah, İsra suresinde ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Arkadaşlar da yansıttılar. Bu Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik diyor. Kur'an'da biz indirdik. Hı. Ne indirdik? Müminler için şifa ve rahmet indirdik. Yani hidayet kaynağı. Evet. Peki وَلَا يَز۪يدُ الظَّالِم۪ينَ, müminlere şifayı veriyor, rahmeti veriyor da kafire şifa değil mi? Zalimlere diyor özellikle. Burada kafir de kullanmıyor. Bak zalimler. Zalimi de ayrıca tarif edelim. Zalimlerin artırmaz. Şifasını da, rahmetini de, imanını da artırmaz Kur'an. Ne yapar? İlla hasara, onların ziyanlarını artırır, zararlarını artırır, hüsranlarını artırır. Bu şahısta olduğu gibi. Evet. Şimdi zalim kimdir? Zalim, hakkı teslim etmeyen, haksızlığın yanında yer alan ve haksızlığı hakim kılmaya çalışan, haklıları ezmeye çalışan, mağdur eden kişilere ve toplumlara zalim diyoruz. Evet. Bugünkü Batı'nın gerçek yüzü olduğu gibi. Batı dediğimiz tırnak içindeki Batı, elbette Batı'nın içerisinde adaleti, eşitliği, insan haklarını, inanç haklarını, özgürlüğü savunan kesimler var. Bunu inkar mümkün değil ama egemen güç, derin Batı, Batı'nın gerçek gücü Müslümanları şeytan kabul ediyorlar. Bizim onları şeytan diye tarif ettiğimiz gibi. Onlar bizi şeytan kabul ediyorlar. Ve Batı
genel anlamda bilim adamları da dahil Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi bir peygamber olarak kabul etmezler. Kur'an-ı Kerim'i de bir kutsal kitap olarak, Allah'ın dini olarak kabul etmezler. Yani sonradan ortaya çıkmış bir ideoloji olarak kabul ederler. Arapların arasından çıkan bir kişinin kendi adına uydurduğu bir din olarak kabul ederler. Batı'nın özet olarak felsefesi budur. Peki mesela bu şahıs şeytan mıdır? Yani o insan şeytan sınıfına girer mi? Girer çünkü yaptığı şey sadece Müslümanları da alakadar eden konu değil. Aslında tamamen inanç özgürlüğüne, insan haklarına yapılmış bir saldırıdır. Kaldı ki bu sadece sıradan bir kitap yakma olayı da değildir. Gününü veriyor, ilan ediyor, efendim propagandasını yapıyor ve özellikle de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliğini seçiyor. Bu Türkiye Büyükelçiliğini seçmesi de Türkiye'ye bir saldırıdır. Yani Kur'an'a saldırı kadar burada Türkiye'ye saldırı vardır. Hocam şimdi diyor ki ya onun ne dediğine çok fazla değer vermiyoruz ama zihin yapısını anlamamız açısından bazı mesajlar veriyor. Ben hiçbir Müslümanı gücendirmedim diyor. Sadece İslam'ı eleştirdim. Şimdi İslam'ın tarifini de ikinci cümlede verecek. Türkler benim hapsedilmemi veya öldürülmemi istiyorlar. Niye? Çünkü gerçek İslam bu. Bana tepki gösterenler ve diktatör Erdoğan'ı sevenler evlerine, yani Türkiye'ye dönebilir. Yaptığı açıklama bu. Buradan niyetini ortaya koyuyor. Yani bir İslam tabiri de var orada. Aslında burada niyetini ortaya koyuyor. Niyeti şu bu adamın. Biz son 20 senedir, 30 senedir hatta şeyden sonra, Yalta Anlaşması'ndan sonra sosyalizm çökünce yerine yeni bir düşman, terazinin iki kefesi var ya, birinin ayakta kalması için bir düşman, suni bir düşman yaratmak gerekiyor. Yeni bir düşman oluşturalım. Komünizm iflas etti, yerine Müslümanlığı koydular. İslam'la mücadeleye koydular. Bunlar yazıldı, çizildi. Bırakın yazılıp çizilmesi, vaka öyle oldu zaten. Evet. Son 50 yıldır geldiğimiz nokta budur. İslamofobi, fundamentalizm, terör ve İslam, radikal İslam, efendim modern selefilik, cihadist örgütler, bunlar kimin tabirleri? Hep Batı dünyasının. Batı'nın tabiri. Batı Müslümanları kedinin enciğini yemek istediğinde sıçana benzetir diye bir atasözü vardır. Batı Müslümanları önce düşman kabul edebilmek için bu tür isimlerle yaftaladılar. Evet. İslam barış demek, kardeşlik demek, onlar İslam ve terörizm dediler. Evet. Radikalizm, fundamentalizm, kökten dincilik dediler. Efendim cihadist örgütler dediler. Bak cihadist örgüt, cihat kavramını kirlettiler. O güzel kavramı kirlettiler. Ve taşeron radikal örgütler ürettiler. Orta Doğu'ya getirdiler. Efendim Afrika'ya getirdiler. Kız çocuklarını kaçırdılar. İşte Boko Haramlar, isimlerini siz sayın. Yani pek çok örgütlerle bunlar işbirliği yaptılar ve bu palazlandırdıkları terör örgütlerinin üzerinden İslam'ı suçlu sandalyesine oturtturdular. Aynen. Biz sürekli İslam barış dinidir demeye başladık. Yani akıllı olduğumuzu ispat etmeye çalışıyoruz. Akıllı bir insanın deli yaftası yedikten sonra kendini nasıl ispat etmek için can hıraş çalışırsa biz aklımızın olduğunu ispat etmeye çalışıyoruz. Diyoruz ki İslam teröre müsaade etmez. Fakat bu eylemler, işte daha önceki karikatür krizleri, çizimler, Charlie Hebdo'lar, bunları göz önünde bulundurduğumuzda, üst üste koyduğumuzda burada aslında yapılmak istenen şu: biz size dememiş miydik bu Müslümanlar teröristtir, bu Müslümanlar adam öldürür, bu Müslümanlar yağmalar, yıkar, kahrolsun der, öldürün efendim, bunu idam edin derler, ufak bir
hareketimize bile tahammül edemezler. Bunlar bütün dertleri savaştır, cihattır, kılıçtır. Zaten peygamberleri de kılıçla fethetmiştir. Ayasofya'ya bile bunlar kılıçla çıkıyorlar dememiş miydik? Tabii. Bak şimdi ben bir kitap yaktım. Görüyor musun? Benim ölüm fermanımı çıkarıyorlar. Tam da amacı budur. Hocam tam sizin anlattığınız şeyde şuraya şimdi bir sizi de davet edeyim. Bir soru sorsak. Şimdi soru izleyiciye. Desek ki iki tane görüntü. Bu tarafta hocam sarışın böyle gülümseyen kravatlı bir kişi. Bu tarafta da başında sarık var, sakal var. Arkasında böyle Arapça yazılar olan bir kişi. Hı hı. Bunların hangisi teröristtir desek? Tabii algı. Algısal bir şey. Şimdi hangisi terörist? Algı öyle oluştu ki asla bu terörist olamaz. Terörist olsa bu olur. Olsa bu olur değil mi? Algı bu. Dünyadaki şimdi, algı bu. Bilmeyen için söyleyelim. Bu taraftaki bu güzel güzel gülümseyen, özellikle arama motorunda bugün İbrahim'le oturduk. Avustralya aklıma geldi ama. Yok, Norveç'teki saldırının faili. Behring Breivik, Anders Breivik 77 kişiyi kendi dininden 77 kişiyi katletti. Hristiyanlardan. Evet, 242 kişiyi de yaraladı. Bir işte orada bir eğlence vardı, onu taradı. Hı hı. En sonunda da bu işi dini sahiplerle yaptığını söyledi. Evet. Yani kendisinin Katolik olduğunu söyledi. Ama hiç kimse Hristiyanlar yaptı demedi. Demedi. Bu adam yaptı. Hiç kimse yaptı. Hristiyan terörist demedi bu kişi. Demedi. Hristiyanlık da terörizmle eşittir demedi. Ne dediler hocam? Yalnız kurt tabirini biz ilk defa bu şahısla duyduk. Hatırlayalım. Hmm. Yani bizim biraz hafızamız çabuk değişiyor. Yalnız kurt dediler buna. Ne o? Yalnız kurt. Kendi silahlarını aldı. Hazırlığını yaptı. Tek başına. Tek başına. Gitti. 300 küsür kişinin canına kastetti. Hmm. Yalnız kurt. Ama hiç kimse şu şahsa demedi o zaman. Hristiyan terörist. İşin ilginç tarafı hocam. Şimdi sizden o konuda da bir yorum rica edeceğim. Arama motoruna bu şahsın ismini yazdığınız zaman bu şahsın böyle yakışıklı, tırnak içinde söylüyorum, bana göre iğrenç de, böyle yakışıklı, temiz yüzlü, gülerken, el sallarken, işte böyle bir kendince Hitler hareketi yaparken ki görüntüleri var hocam. Hmm. Bu şahsın çirkin bir görüntüsü yok. Hani çirkinden kastı. Vardı da yayınlamıyorlar. Yani çirkinden kastım ters bakarken, tabii, bilmem ne tabii. Yaparken tam böyle güzel yakalanmış bir kare. Hı-hı. Sanki görseniz hani dini bütün bir Hristiyan diyeceksiniz. Hayır, bir ülkenin başbakanı gibi duruyor. Değil mi? Evet, tabii. Peki bu şahıs kim? İzleyicilerimize anlatalım. Bu da Afganistan Başbakanı Molla Muhammed Hasan Akund. Taliban'ın başbakanı. Hı-hı. Şimdi diyoruz ya, işte sorsak hangisi terörist desek, o algıdan dolayı tabii. Hemen sarıklı kimse. Çünkü bunun bu kıyafetle IŞİD'di, Taliban'dı, efendim El-Kaide'ydi. Hı hı. Pek çok onlara suç işletip dünyaya poster lanse ettiler, tabii. Gösterdiler. Tabii. Zihinlerde bu kaldı şimdi. Evet. Bu bir algıdır. Bu algı iyi yönetiliyor yalnız. Tabii. Bu algı iyi yönetiliyor. Biz hep savunmadayız. Savunmada olunca da kaybeden biz oluyoruz. Hı hı. Şimdi algı tutuyor mu? Şimdi bu adam yaptı, tuttu mu? Oraya geleceğim. Evet. Şimdi burada Batı'nın ruh hali, Müslümanların ruh hali, bir de bu Kur'an yakan adamın ruh halini biraz tahlil edelim. Hı hı. Şimdi Batı bu olayda şunu bekliyor. Müslümanlar topyekün ayaklansınlar. Bak Batı bu şunu bekliyor Batı. Batı diyor ki bunlar zaten kafeslerde yaşamaya mahkum hayvanlar gibi, hı hı. Geri kalmış dünyayı temsil eden, modern medeni yaşayamayan, hı hı. Bize yük olmaya çalışan, hatta bize gelecekte de rakip olabilecek tehlikeli insanlar, tehlikeli varlıklar, hatta insan yerine de koymuyor. Evet. Bunlara yapılan her şey mübahtır gözüyle bakar Batı. Ama Batı'da önce istisna yaptık ya, aklı başında düşünen, özgürlükçü, eşitlik savunan insanlar var. Evet. Yok diyemeyiz. Yani bunu bir defa bu aşağılık eleme karşı masumları yapmayalım. Hatta
belki birçok papazı, rahibi bile bu Kur'an yakma karşısında üzülmüştür. Evet. Olabilir. Onları istisna ediyoruz. Ama güç elinde olan derin batı, batının gücü bu olayda Müslümanların yağmalamaktan, efendim yakıp yıkmaktan, küfürden, adam öldürmekten dolayı tekrar damgalanmasını istiyor. İşte terörist Müslüman dünya. Bunu bekliyorlar. Evet. Batı bunu beklediği için Müslümanlar bu kozu verdiklerinde tam da bu eylemlerin amacı yerine gelmiş oluyor. Amaç bu. Biz Müslümanların haline geleceğim. Biz Müslümanların hali de şu. İki türlü. Bu bir provokasyondur. Hı hı. Oyuna gelmeyelim. Aklı selimle hareket edelim. Ve kalıcı bir çözüm bulalım. Öyle bir şey yapalım ki inançlılarımızla da alay edilmesin. Müslümanlar da üzülmesin, zemmedilmesin. Biz de her gün böyle kahrolmayalım. Peygamberimize hareket, hakaret edilmiş, Kur'an-ı Kerim yakılmış bir Müslümanın, başörtülü diye bir Müslüman efendim kovulmuş, bir Müslümanın cesedi Hristiyan'la beraber yakılmış, Müslüman çocukları almış, devşirilmiş, Hristiyan yaptırılmış, anasının babasından elinden alınmış. Avrupa'da bu sıkıntılar da var şimdi. Ve her gün üzülüyoruz. Bu üzüntü içerisinde aklı selime davet eden genel bir Müslüman dünyası var. Bir de tam da onların arzu ettiği gibi bizim biraz da hani böyle delikanlı ruhu bir tepki gösterelim. Yani bir şey biz de yapalım. Yani vurun adamı öldürelim. Bulunca buna gereken ceza. Biz de bunu yakalım. Biz de adamı yakalım gibi düşünenler var. İşte bu tepki her ne kadar ihlaslı ve inancından dolayı gelen bir tepki de olsa böyle düşünen kardeşlerimize aklı selimi tavsiye etmemiz lazım. Oyuna gelme kardeşim, tam da istenen budur. Hatta aramızda istenmediği halde böyle bir olay vaki olmasını düşünmediğimiz halde aramızdaki provokatörler de bunları yapabilirler. Tabii. Tam da batının tezgahının ürünü olan aramıza yerleşmiş tipler de bu bayrağı çekebilirler. Hucum der. Tabii. Aklı başında kalabalıkların olmaz ve alır götürürler. Halbuki zararı bir Müslüman yapacağı eylemin Müslümanlara faydası mı olacak, zararı mı olacak düşünmelidir. Zararı olacaksa onu yapmamak farzdır. Evet. Müslümana zarar veriyorsun. Hocam burada bir öyle bir tepki verilmeli ki hani hem ders olacak, hem karşı tarafı pişman edecek, hem de tepkiyi ortaya koyacak. Bir görüntü var, o hazırsa onu bir alalım mı arkadaşlar? Mardin'deki görüntü. Mardin'de çok sinagog vardır, kiliseler vardır, bir kültür bütünlüğü vardır. Orada Mardin'de gül dağıttılar hocam mesela. O görüntü varsa onu verelim ekrana arkadaşlar. Şimdi Mardin'deki gül versinler arkadaşlar. Üzerine yorum yapalım. Heh, verdiler. Ha. Evet. Şimdi Mardin'deki gülü kime kim dağıttı? Bu gülü bu Kur'an'ı yakan adama dağıtmadılar. Evet. Ne yaptılar? Burada bir mesaj, ince bir mesaj verdiler. Hı. Çok akıllıca düşünülmüş bir mesaj. Hı. Algı bu. İşte algı budur. Bu da bir algıya karşı algıdır. Evet. Siz bizim yakıp yağmalamamızı istiyorsunuz. Hı hı. O Kur'an'ı yaktı, hakaret etti diye biz de burada İncil yakacağız, kiliseyi basacağız diye düşünüyorsunuz. Bunu bekliyorsunuz. Biz sizin gibi değiliz. İşte beni öldürecekler diyor mesela. He. Şimdi o Kur'an'ı yakan. Öldürmeyeceğiz. Biz sizin gibi değiliz. Biz sizin hidayet bulmanızı istiyoruz. Biz size zarar vermeyiz. Siz bize sövseniz de biz size sövmeyiz. Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar bulabilirse o ayeti kerimeyi En'am 108 olması lazım. En'am 108 arkadaşlar bulabilir misiniz? Bir ayet-i kerime var. Onu bir görelim. Tebrik ediyorum. Bunu kiliseye verdiler. Kiliselere dağıttılar. Papazlara dağıttılar. Evet. Aynı zamanda şu da
siz bizim yanımızda emandasınız, güvendesiniz. Bizim size bir zararımız olmaz, sakın endişe etmeyin. Mustafa Sarıgül de İsveç Başbakanı'na Kur'an göndermiş mesela. O da güzel. O da bir... Şimdi ayet-i kerimeye bir bakalım. Estağfirullah, bismillah. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ اُمَّتٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ اِلَى رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Allah'tan başkasına tapanlara kötü söz söylemeyin, sövmeyin. Allah Allah. Ayeti görüyor musunuz? Şimdi zaten En'am 108. Bak. Gençler buna şey yapıyorlar zaten, bunu konuşuyorlar. Yani onlar bizim her türlü kutsalımıza küfredecek. Hayır. Ama biz edemiyoruz. Hayır. Dinimiz izin vermiyor diyor mesela. Vermiyor zaten. Değil mi? Allah'tan başkasına tapanlara sövmeyin. Buradaki kötü söz söylemeyin lafı biraz daha hafif kalıyor. Tam tercüme değil. Sebbe yesubbu. Sebbun sövmektir. Bildiğimiz işte küfür, hakaret. Evet. Hakaret var, küfürlerdir. Sövmeyin. Bilmeden onlar da bilmeden sizin Allah'ınıza söver. Feyesubbullah'a adven bi gayri ilmin. Düşmanlık yaparak Allah'a kötü söz söylerler. Bak siz onlara söverseniz ilahlarına, taptıklarına, tapanlara, hatta taptıklarına değil, sen buna tapıyorsun diye adama söversen, adam da tutar senin Allah'ına söver. Evet. Düşmanlık yapar. Böylece biz her ümmete kendi işlerini çekici gösterdik diyor. Yani biz aslında Kur'an-ı Kerim burada öyle bir hem set koyuyor hem kuralı da koyuyor ki tabii. Bizim başka dinlere, başka inançlara saygımızın ölçüsü onlardan da beklentimiz haline geliyor. Evet. Peki şöyle bir şey akla geliyor. Ya hocam tamam bu ayet var ama sövmeyeceğiz de. Kısas diye bir şey yok mu? Kısasa kısas. Sen yaptın, ben seyirci mi kalacağım? Hayır. Seyirci kalmayacağız. Öyle bir şey yaparsın ki sövmekten beter edersin. Söverek kaybettiklerinin yanında gül dağıtarak sövmekten de beter edersin. Ve söverek asla elde edemeyeceğin menfaati gül dağıtarak elde edersin. Örneği şu. Ezanla alay eden, daha önce burada anlatmıştık. Evet. Ebu Mahzure isimli bir daha sonra müezzin olan zat hayatını şöyle anlatıyor. Bilal Habeşi ezan okunurken biz müşriktir Hüneyn'de. Geçtik karşısına, ezanla alay ettik. Müslümanların asker sayısı kaç? 12 bin. 12 bin Müslüman Hüneyn'de bozguna uğratmış. Ganimetleri elde etmiş. Mekke'ye dönüyorlar. 5-10 tane çapulcu ezanla alay ediyor. Savaş bir daha çıksın falan diye. Evet. Allah Resulü vurun kellesini dese orada bitirir işi. Askerler zaten hazır. Askerler gözüne bak. Ne diyor Resul Efendimiz? Bana getirin. Bu gelen gence diyor ki Allah sana güzel bir ses vermiş. Sen bunu niye kötüye kullanıyorsun? Ezanla alay ediyorsun. Beni diyor geldi alnımdan şöyle bir okşadı. Sıvazlayınca içimdeki pislik aktı gitti diyor. Bir de cebinden tutup para verdi diyor. Para verdi diyor. Şimdi burada iki şey var. Şimdi bugün olsa aman hocam deriz. Yani, hayır, bak, ne yapıyorsun deriz. Bu meşhur olma hastalığı var bu adamın. Çünkü baktılar ki bizim içimizde de var sosyal medyada. Evet. Necip Fazıl'ın bir güzel şiiri vardı. Diyor ki biz bin bir güçlükle çıkarken bu yokuşları şimdi işte palazlandı da sahte mürşitler panayır kurdular gibi bir sözü var. Yani sosyal medyada da maalesef sakalını uzatan, sarığı kafasına geçiren kendini hoca olarak takdim ediyor. Sağa sola da bir saldırı. Evet, her tarafı ve İslam'a çok zarar veriyor. Bunlar. Neden? Çünkü sosyal medyada meşhur olma yollarını öğrendi insanlar. Evet. Ne ile? Büyük kutsallara saldırarak.
insanların değer verdiği değerlere küfrederek, yani affedersiniz, bir insan gidip helaya tuvaletini yaparsa haber olmaz, meşhur olmaz. Ama işte kiliseye, camiye gidip tuvaletini yaparsa haber oluyor. Bunu yapacak kadar aramızda da çok adiler var. Evet. Sadece benden bahsedilsin hastalığından dolayı. Bu adamın da bu yönü var. Bu daha öncekiler baktı ki peygambere hakaret ettikçe İslam dünyasında haber oluyor. Ya biz kendi gazetelerimizin çoğunun ismini bilmezken, tarihteki gazetelerimizi bilmezken Fransa'daki Charlie Hebdo'yu biliyoruz. Niye biliyoruz? Çünkü kutsalımıza saldırdı. O zaman onların damarında, bunu yapanların damarında bu hastalık da var. Hı hı. Şöhret, meşhur olma hastalığı var. Peki, şimdi Türkiye'nin Büyükelçiliğinin üzerine bu oyunun oynanmasının birden fazla sebebi var. Ama ilk göze çarpan sebep, İslam dünyası deyince artık Türkiye akla geliyor. Neden? Çünkü İslam dünyasını derleyen, toparlayan, mazlumları, mağdurları koruyan Anadolu irfanı ve Türkiye Cumhuriyeti Batı'nın gözünde yok edemedikleri, sonunu getiremedikleri Arslan'ın yeniden dirilişi olarak görüyorlar. Zaten Avrupa'da da Müslüman eşittir Türk hocam. Evet. Özellikle mesela sizin işte Bulgaristan, Balkan, Yunanistan, Balkanlar, Makedonya oralarda Müslüman diye söylemezler. Türk diye söylerler. Tabii. Türkse Müslümandır yani. Aynı. Başka bir şey olamaz. Bu damar onları endişe ettiriyor. Korkutuyor. Ve ırkçı olanlar, militarist düşünenler, despotçu olanlar, özgürlükçü düşünmeyenler, insan haklarına, vicdanlara riayet etmeyen, biraz da işin meşhur olma yolunda kendini ispat edememiş, akla ziyan işlerle uğraşanlar bu yolları deniyorlar. Evet. Ama Türkiye'nin tepkisi çok yerinde ve haklı. İslam dünyasında ya biz duymuyoruz ya da İslam dünyası da bu işi Türkiye'ye bırakmış vaziyette. Yani artık yani ikisinden biri. Evet. Ya siz de bizim hakkımızı koruyun. Kur'an'ın hakkında ey Türkler siz koruyun. Yani bu işin bayraktarı sizsiniz. Aynen. Gibi. Bu da bize ağır bir sorumluluk yüklüyor tekrar. Doğru. Yani bütün Müslümanların haklarını savunacak. Ben şuna inanıyorum ki Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, hı hı, o konuşmayı hükümet kabine toplantısından sonra mı yaptı? Evet, bugün kabine toplantısı. O biliyor ki bütün İslam dünyası da acaba Erdoğan ne diyecek diye bekledi. Evet. Yani İslam dünyası bu durumda artık. Aynen. Yani Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkacak cümlelerin önemli olduğunu biliyor. Evet. Farkında. Hocam şimdi o zaman biz hem yine bu işe tepkilere bir göz atalım, hem de bu Kur'an'ı yakan şahsın bir ifadesi var. Pişman değilim ama korkuyorum diyor. Bir de onu VTR'mizden bir izleyelim isterseniz hocam. Onun üzerine de konuşmak lazım, tamam, çünkü. Ellerde Kur'an, dillerde tekbir. Kutsal kitaba alçak saldırıya tepkiler sürdü. Müslümanlar, İslam düşmanı Paludan'a böyle tepki gösterdi. İsveç'in başkenti Stockholm'de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i yakan provokatöre yönelik tepkiler ve protestolar devam etti. Gazze'de ırkçı Paludan'ın posteri ateşe verildi. İslam'a yapılan saldırı kınandı. Suriye'de de gösteriler vardı. Elbap, Çobanbey ve Mare'de binlerce kişi sokağa çıktı. İslami değerlere yönelik saygısızlığı protesto etti. Kur'an-ı Kerim yolumuzdur pankartları açıldı. Bangladeş'te ise üniversite öğrencileri başkent Dakka'da toplandı. Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını protesto için yürüdü. Katar, Mısır, Cezayir ve Yemen'de saldırıya kayıtsız kalmadı.
Dışişleri Bakanlıklarından yapılan açıklamalarda Paludan'ın İslam düşmanı eylemi kınandı. Dinlere hakaret eden ve nefreti körükleyen bu tür eylemlerin tehlikelerine dikkat çekildi. Çirkin saldırının ardından konuşan Danimarkalı İslam düşmanı Paludan, "Türkiye'ye karşı gol attığımı sanıyordum. İşte bu dedim. Hayal ettiğim gibi sonuçlanmadı," dedi. "Pişman mısınız?" sorusuna ise "Hayır. Önemli politik sebepler olduğunu düşündüğüm için yaptım," diyerek ölüm tehditleri aldığını söyledi. Hocam yapacak, edecek, ondan sonra ölüm tehdidi alıyorum diyecek. Aynısı Charlie Hebdo'da da oldu. Aklı hayale gelmeyecek. Yani komik de değil zaten. Hani karikatür evet. falan diyorlar. Ben çizim diyorum ona. Bir çizimlerle İslam peygamberini aşağılamaya çalışacak. Bak, alay değil, dalga değil, espri değil çünkü. Komik değil. Evet. Orada ıvır zıvır bir şeyler çiziyorlar. Ondan sonra işte bir gidiyor bir tanesi. Yani dünyada bu kadar insan var. Aşırısı da var. Sakin olanı da var. Gitti Charlie Hebdo'da. Şimdi gitti orada taradı. Şimdi bu diyor ki ben korkuyorum. İşte asıl amacım bu değildi. Yani, daha farklı bir şey. Ne bekliyormuş acaba? İşler beklediğim gibi gitmedi diyor. Hebdo amacı da ulaştı. Tabii. Batman gösterisini de anmamız lazım. Tebrik Tabii. ederiz. O arkadaşların Aynen. yürüyüşü de güzeldi. Şimdi netice ne olacak? Bu olaydan sonra neler olabileceğini ben size söyleyeyim. Bir, Avrupa'da, dünyada Kur'an daha çok merak edilecek. Acaba neyi yaktı bu? Niye evet. yakıyor bu? Ne varmış bunda? Evet. Yani yakılacak Kur'an'da ne varmış? Biz bunu kullanabiliriz yani kendi lehimize Müslümanlar olarak. Bizim kullanmamıza gerek yok. Hı hı. Kur'an-ı Kerim kendisini koruyacak zaten. Tabii. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i biz indirdik. Onu biz koruyacağız diyor Rabbimiz. Hicr suresi 9'da. Hı hı. Hem de çok o ayette onu yansıtabilir miyiz arkadaşlar? Tabii ortaya o Hicr suresi 9'da. Vurgu çok önemli. Ayet-i Kerim'de o kadar üst üste vurgular var hı hı. ki öyle sıradan Türkçe ifade etmiyor bunu. Yani Kur'an'ı biz indirdik, biz koruyacağız. Bu Türkçe. Ama Arapçadaki, Arapça bilenler, alimler, müfessirler o vurguyu ne anlama geldiğini bildikçe imanları artıyor, bildikçe hayretleri artıyor. Neden hocam? Ayetteki vurgular çok önemli. Bak şimdi bu her ayette yok. Ama bu ayette çok Allah-u Teala öyle bir Hicr 9 arkadaşlar. Bu değil, Enam değil. Geliyormuş. Hicr 9'da Allah-u Teala tekit üstüne tekit de söylüyor. Ve Kur'an-ı Kerim'de hani Allah ben şöyle yaparım, ben böyle yaparım, ben sizin Rabbiniz değil miyim? Bunlar var. Hı hı. Ama burada bir de biz ifadesi var. Hicr 9. Evet, geldik şimdi bakalım. Estağfirullah, bismillah. İnna demek şüphesiz biz demek. İnna, evet. İnna biz. Şüphesiz biz. Yani burada nahnu biz demek. Hı hı. Ama inna olursa şüphesiz biz demek. Evet. Şimdi Kur'an'da İnna dedikten sonra tekrar nahnu gelmez Arapçada kolay kolay. Gelmez. İnna biz nezzelna indirdik. Bu yetiyor manaya zaten. Ama Allah-u Teala inna dedikten sonra bir de nahnu diyor. Yine biz diyor. Neden oluyor peki bu? Yani ne anlama geliyor? İnna nahnu demek yani bütün gücümüzle bütün gayretimizle bütün varlığımızla, kanımızın son damlasına kadar diyoruz ya insan olarak evet. biz. Allah-u Teala insanın anlayacağı şekilde biz diyor. Şüphesiz biz. Nezzelna yine burada da. Biz indirdik. 3 tane biz geçiyor bak burada. Şüphesiz biz, mutlaka biz. Biz indirdik. Böyle bir ayet yok. 3 tane bir. Ezzikra Elif lamla gelirse ezzikra belli bir zikir. Belli bir zikir nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Hı. Kur'an'ın bir adı da zikirdir. Bu
Kur'an'ı şüphesiz biz indirdik. Ve inna, yine şüphesiz biz, lehu, o Kur'an için, lehu, o Kur'an'ı, lehafizun, hafizun demiyor, koruyacağız demiyor, lehafizun, kesinlikle koruyacağız diyor. Allah yani bekliyor. Bütün bu vurgularda bir şey var ama. Çok büyük bir vurgu var. Değil mi? Yani bunu Kur'an-ı Kerim'de ya iki yerde ya üç yerde görebilirsin. Bu kadar vurguyu. Şimdi Kur'an bu garantiyi Cenab-ı Hak vermiş. Hiçbir şeye vermemiş bak. Hiçbir şeye başka bir garanti vermemiş. Yani bu peygamberi biz gönderdik, onu biz koruyacağız diye bir garanti yok. Evet. Peygamberlere bu garanti yok. Nitekim bazı peygamberleri İsrailoğulları öldürmüşlerdir. Hı hı. Taşlamışlardır. Peygamber Efendimiz'i de yaraladılar, taşladılar. Bak şeyi yok, garanti yok peygambere. Evet. Ama Kur'an-ı Kerim'e garanti var. Ey aziz kardeşim, Kur'an'ı Allah kesinlikle koruyacak. Ebrehe'nin karşısında Abdülmuttalib'in dediği gibi, hı hı, Kabe'nin Rabbi Kabe'yi koruruyor. Evet. Ona bile garanti yok, Kabe'yi koruyacağız diye bir garanti koymamış Allah. Ama Kur'an'a koymuş. O zaman biz bir defa bileceğiz ki bizim kitabımız ne yapsalar etseler asla zarar görmeyecek. Zarar görmeyecek. Kafirlerin hüsranını artırır dedi ya, zalimlerin zararını artırır dedi ya, orada da bize bir şey var. Diyor ki Kur'an'la mücadele ettiğinde zalim buradan kazançlı çıkmaz. Kafir kazanacak. Hep de böyle olmuştur zaten hocam. Kaybedecektir. Zalim kaybedecek. Kazanan kimdir? Bir, kazanan Kur'an-ı Kerim'dir. İslam'dır. Bütün dünya bundan sonra daha hızlı bir şekilde, belki başka olaylar da çıkacak. Hı-hı. Ya Müslümanların üzerine bu kadar gidiyorlar, bu kadar terörist diyorlar. Ya bunların kitabı kim ne? Kim bunlar acaba? Kim? Peygamberlerini bu kadar aşağılıyorlar. Bu kadar Müslümanları öldürüyorlar, asıyorlar, işgal ediyorlar. Bu merak kendilerini öldürecek. The Curiosity Cat mi? Öyle bir Kill the Cat diye bir şey var İngilizce'de. Merak kediyi öldürür. Şimdi Kur'an-ı Kerim merak etme had safhaya çıkacak. İki, Müslüman dünyası birbirimizle uğraşırken bizi kutsallarımız ancak birleştiriyor. Bunlardan biri Mescid-i Aksa'dır, Kudüs'tür. Bütün dünya Müslümanlarını bir arada tutacak ortak değerlerden biri Kabe'dir. Mescid-i Nebevi'dir, Kudüs'tür. Diğeri de Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'dir. Dolayısıyla dünya hızlıca iman küfür ayrışmasına gidiyor. Evet. Ve öyle bir gündeyiz ki bu iman küfür ayrışmasında Müslümanlar da fire verecek, kafirler de fire verecek. Onun ne olduğunu da hocam reklamdan sonra konuşalım mı? Orada ilginç bir mesele var. Peki. Çünkü Türkiye'nin tepkisine tepki gösterenler de var. Ona da bakacağız. Kısa bir ara, ondan sonra devam edeceğiz. Programımıza devam ediyoruz efendim. İsveç'te yaşanan İslam ve Müslümanları adeta İslam'ı aşağılayan, Müslümanları da efendim çok sinirlendiren, üzen, kızdıran o aşağılık eylemin yansımalarını konuşuyoruz. Şimdi hocam, bir tabii biz İsveç'i konuşuyoruz. Bu Kur'an yakma hadisesi bir onlar açısından bir eylem biçimine dönüştü. Şimdi ilk dilimde hani birçok şey konuştuk. Şimdi Hollanda'ya gideceğiz. Hollanda'da bir örgüt var. İsmi Pegida. Hı hı. Açılımı da Avrupa'nın İslamlaşmasına karşı Hristiyan hareketi. Evet. Şeyi bu. Bunların, bu Pegida grubunun işte lideriymiş. O da bu İsveç'teki eylemden esinlenerek
Lahey'de benzer bir eylem yapıyor. Şimdi onu da bir izleyelim VTR'mizden. We kunnen in Nederland. En eindelijk heeft de burgemeester dus nu ook gezien. İsveç'in ardından Hollanda'da İslam düşmanlığına sahne oldu. Pegida isimli İslam karşıtı grup Kur'an-ı Kerim'e el uzatmaya kalktı. Thuis kunnen we verbranden. Irkçı siyasetçi Rasmus Paludan, İsveç'te Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde kendisine verilen izinle Kur'an-ı Kerim'i yakmıştı. Skandal sıcaklığını korurken bir saldırı da Hollanda'da gerçekleşti. Pegida'nın Hollandalı lideri Edwin, Lahey'de Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı. Musaf'ın sayfalarını yırttı. Ardından bir tavaya yerleştirip yakmaya çalıştı. İslam'ı ve Müslümanları hedef alan saldırı bir parkta gerçekleştirildi. Hollanda polisi çevrede değildi. Kur'an-ı Kerim'in sayfalarını teker teker kopartıp yakan saldırgana müdahalede bulunulmadı. Geçtiğimiz aylarda Hazreti Muhammed'e hakaret eden 54 yaşındaki Edwin polis tarafından gözaltına alınmıştı. Bunun Müslüman topluluğuna bir hakaret olarak kabul edilebileceği açıklanmış ancak Edwin herhangi bir suç işlemediği gerekçesiyle yargılanmadan serbest bırakılmıştı. Hocam şimdi bu iki görüntü ve iki haber arasında hani benim görebildiğim bir iki tane fark var. Bir tanesinde yani İsveç'tekinde işte siyasetçi falan diyorlar ama ben hiçbirini kabul etmiyorum. Görüntüsü siyasetçi. FETÖ'cü de siyasetçiydi, askerdi, polisti görüntüde ama evet. Başka bir ajandası vardı. Şimdi İsveç'tekinde bir kızgın surat ifadesi var. Böyle bir mağrur ama aynı zamanda da sinirli. Yani Türkiye'ye, işte Erdoğan'a, İslam'a kimse eğer o anda hafızasından geçen. Bir de İsveç'te polis eşliğinde izin alınarak yapılan bir aşağılık saldırı var. İzin alıyor yani yazılı. Ben burada Kur'an yakabilir miyim diyor. Hı hı. Onlar da tamam yakabilirsin diyor. Bu Hollanda'daki biraz daha farklı. Bu gülüyor, sırıtıyor. Bu Hollanda'daki siyasetçi mi? Hollanda'daki hayır. Bu Pegida denilen grubun lideriymiş. Yani bir muhalif. İslam karşıtı. Bir parti STK. Vesaire değil. Yok STK bunlar. Yani işte fark o. Tabii orada da aslında sırıtıyor. Fark o. Şöyle fark var. Bir diğeri hem kendini öne çıkarmak hem de partisini öne çıkarmak için planlıyor. Yani İslam düşmanlığı var ama bu yolla kendi partisini tanıtmış oluyor. Partisine bu yolla oy topluyor. Danimarkalı değil mi bu adam? Evet. Önceki. Kur'an İsveç'te ama Danimarkalı. Danimarkalı. Evet. Şimdi bu diğeri ise bir STK. Bu ise İslam düşmanlığı adına yapıyor. Partisine oy toplamak falan değil. Hı hı. Veya kendisini meşhur öne çıkarmak için yapıyor. Hı hı. İkinci biraz daha kulağa yatkın geliyor bundan. Evet, daha makul olabilir. Kendisini öne çıkarmak için yapıyor. Hı hı. Burada birinci bizim yapacağımız tepkimiz bir defa haklı ve yerinde makul aklı selimle bir tepki vermeliyiz. Tepkisiz kalmak, hı hı, ve yerinde zamanında tepki vermemek binlerce örneğini çoğaltacaktır. Hı hı. Zincirleme gelecektir. Yani kitabı Allah koruyor, ben bir şey demeyeyim, evet, demeyeceğiz ama ne yapacağız hocam? Evet, işte öyle bir şey yapacağız ki yapacağımız şeyler bu adamların önünü açmak yerine bunlara engel olmalı, elini kolunu bağlamalı. Bir daha bunu yapmamalılar. Mesela sosyal medya kanunu, hı hı, niye çıktı? Önüne gelen istediğine küfrediyordu, efendim özel hayatına karışıyordu, tabii, yalanı istediği gibi söylüyordu. Şimdi birkaç kişi sosyal medyada hak ettiği cezayı çarptırınca, sorgulama başlayınca, araştırma başlayınca eskisi kadar bir saldırı yok. Değil mi? Özel hayata. Hı hı. Fark etmedi mi? Tabii ki mutlaka fark etti. Fark etti. Tabii. O zaman bizim kendi içimizde kendi kendimize bunu haykırmak yerine bu ülkelerle Diyanet'in, STK'ların, hükümetlerin, oradaki insanlarla olan yakın alakalarımızda bunların önünü kapatacak, engelleyecek
mekanizmalara çalıştıracak eylemlerde bulunmamız lazım. Girişimlerde bulunmamız lazım. Evet. Yani her seferinde siz mağdur ayaklarına yatmak ve böyle avunmak yerine, ki mağdur oluyorsun, doğru. Ayaklarına yatma şu anlamda kullanıyorum. Hak etmiyorsun, mağdur. Mağdursun ama mağduriyetin gereğini de yapmıyorsun. Hani yıllarca başörtüsünden mağdur oldu insanlar. Ama hala başörtüsünün mağdurlarını gönlüne su serpecek bir düzenleme bile yapılmadı. Hı hı. Kanun yapılmadı. Hükümet var. Hükümet efendim her şeyi yerlerine oturtturdu. İşte bu AK Parti hükümeti zamanında böyle bir mağduriyet yaşanmıyor. Ama gelecekte bir garanti var mı? Yok. Yok tabii. Biz mağdur edebiyatı yaparak geçiriyoruz o zaman yıllarımız. Bunun gibi Kur'an'ı yakıyorlar, ağlayalım, sızlayalım, bağıralım, çağıralım, yürüyelim. Peki tekrar yapacak, daha fazla yapacak, daha çok ülkede yapılacak. O hocam, zaman bu arada biz bunun konuşurken bunun önüne geçmek lazım. Biz devam edeceğiz. Hazır inançlara saygıdan, efendim kutsallara saygıdan bahsederken şu anda arkadaşlarım uyarıyor. İstanbul'da Beyoğlu'nda Karaköy'deki Surp Krikor Lusanoviç Ermeni Ortodoks Kilisesi'nde bir yangın var. Eski bir binaymış bu arada. Kullanılmayan bir binaymış. Bu görüntüleri canlı canlı ekranlara getirelim istedik. Burada bir kiliseye hani bu kullanılmayan metruk bir binaya benziyor. Ama bir kiliseye hani bir zarar gelse biz deriz en önce bu tabii. Kiliseyi bir an önce onaralım, bir an önce yapalım, üstesinden gelelim. Tabii. Saldırı olsa biz hemen deriz ki saldırı oldu. Bu başka bir şey de. Geçmiş olsun ama bunu evet. Da bunu bile kullanırlar. Tabii. Bak bunu bile Avrupa alır bunu der ki ya bak evet, kilisemize ne yaptı? Resmi alır, Türkler kilise yaktı der. Hı-hı. Sen onu düzeltinceye kadar 3 gün geçer. Hı-hı. Bunu da kullanırlar. Bu da bir provokasyon da olabilir. Hı hı. Yani birilerine verirler 3-5 kuruş bir tane aklı yerinde olmayana şuraya bir ateş at derler. Hı hı. Çünkü böyle bir şey yapılması isteniyor. Tabii. Bu da tam Avrupa'nın istediği bir şey. Evet. Türkler kilise yakmaya başladı. Ya tam da şu şey hocam değil mi? Yani ben ölümden korkuyorum, hayatımı evet. Kaybetmekten endişe ediyorum diyordu ya. Halbuki biz Müslümanlar bırakın böyle bir dönemde savaşta bile ibadethaneye dokunamayız. Tabii. Savaşıyoruz. Biz İsveç'le savaşsak, Hristiyanlarla savaşsak bile kiliselerine dokunamayız. Çünkü Peygamberimiz yasaklamış bize. Mabede dokunmayın. Evet. Çocuğa dokunmayın, kadına dokunmayın, yaşlıya dokunmayın, ağaçlarını kesmeyin. Bak görüyor musun? Ağaçlarını kesmeyin bak. Hı hı. Bu bile var. Ağacını kesme diyor. Ya tabii. Düşmanın ağacını kesme. Ormanını yakma diyor. Çünkü dünya kaybediyor. İnsanlık kaybediyor. Aynen. Bu dediğin gibi eski terk edilmiş bir şeyse elektrik kontağı olur. Başka bir şey olabilir ama. Hayır, dediğiniz de olabilir. Yani oradan geçer tabii, birisi. Bir provokasyon anında, yapmak ister. Evet, İçeri bir ateş atar. Aynen al öyle. Sana Türkiye'de kiliseler yakılıyor. Aynen öyle. Bunu anında hemen olayın hemen açıklanması hı-hı. lazım. Yani saniye kaybetmek bile burada tehlikelidir. Doğru. Burada hemen valiliğin, belediyenin, itfaiyenin doğrudan bir açıklama yapması lazım. Burada hiç vakit kaybetmem. Tam da aradıkları şeydir bu. Aynen. Çok ciddi bir provokasyon da olabilir. Sıradan bir yangın da olabilir. Ne olursa olsun olayı anında açıklamak zorundayız. Evet. Yani bu fırsatı vermemek lazım. Aradıklarını bulmuş olurlar. Şimdi onlar Allah'ın nurunu ağızlarıyla söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler istemese de Allah nurunu tamamlayacaktır. Kur'an-ı Kerim'i, İslam'ı kendilerince lekeleyerek söndürmeye kimsenin gücü yetmeyecek. Allah nurunu tamamlayacaktır. En son kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Ve en son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve kıyamete kadar da korunacaktır. Bizim olaylara bakışımız şudur. Bak yeri geldi. Rahmetli Muzaffer Ozak Hoca'yı bir daha rahmetli analım. Evet, Allah razı olsun. Rahmetli Muzaffer Ozak Hoca Amerika, New York'a gittiğinde birkaç bin kişiyle zikir yapacakları, sohbet edecekleri bir mekan ararlar. Hı hı. İçlerinden biri der ki hocam
ya kilise yeryüzü mabettir madem, yani biz uygun bir yerinde, kilise koskoca New York Merkez Kilisesi boş bekliyor. Bunlar zaten ihtiyarları haftada bir gidiyorlar. Şu kiliseyi isteyelim bunlardan derler. Kiliseyi alır verirler, bunlar da toplanırlar, zikirlerini yaparlar. Birkaç saatliğine. Sonra da aldıkları gibi tertemiz teslim ederler. Evet. Ve papaz, ben size çok bir önemli soru sorayım, doğru bir cevap bekliyorum der yani. Kesin bir cevap bekliyorum. Biz özgürlükler ülkesiyiz, size saygılıyız. Bakın kilisemizi size verdik. Biz gelseydik Sultanahmet Camii'ni sizden isteseydik ayin için, iki saatliğine bize kapatır mıydınız? Hiç tereddütsüz vermezdik der Muzaffer Hoca. Vermezdik. Çünkü biz Musa Aleyhisselam'a iman ettik. Biz İsa Aleyhisselam'a iman ettik. Onlar bizim de peygamberimiz. Biz son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa'nın da ümmetiyiz. O da bizim peygamberimiz. Bizim camide hakkımız olduğu gibi kilisede de havrada da hakkımız vardır. Siz Hazreti Muhammed'e iman etmediğinize göre yani, evet, hocam yani. Siz Hazreti Muhammed'e iman etmediğinize evet. göre camide hakkınız yok. Onun için vermezdik der. Şimdi biz olaya böyle bakıyoruz. Onlar bizim peygamberimiz. Muharref, tahrif edilmiş İncil bile olsa biz İncil'i yakamayız. Bak, yakmak günahtır. İncil'i evet. yakmak günahtır. Niye? Resul Efendimiz zamanında da tahrif edilmişti. Yaktı mı? Yaktırdım. Hayır. Asla. Hatta ne dedi ayet-i kerime? Sövmeyin dedi yani. Tabii. Allah'tan başkasına tapanlara da sövmeyin. Onlar da Allah'a söverler. Sen İncil'i yakarsan Kur'an'ı yakarlar. Aynen. Biz onu yapamayız asla. Zaten peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti İsa da bizim peygamberimiz, Hazreti Musa da bizim peygamberimiz. Kafirlerin anlamadığı burasıdır. Kafirlere biz bunu anlatmak zorundayız. Neyi? Kur'an-ı Kerim'i anlatmak zorundayız. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gerçek manasıyla anlatmak zorundayız. Ve bizim asla Hristiyanların kitaplarına, peygamberlerine kötü bir söz söyleme imkanımızın olmadığını anlatmaz. Çünkü bu bizi dinden çıkarır. Evet. Hocam bu arada kiliseyle ilgili şimdi arkadaşlar aktardılar. Metruk bina diyorlar. Hatta içeride mekansızlar olduğu söyleniyormuş. Onlara da bakılıyor. İşte hemen o başlıklar atılsın. Hemen bunları metruk bir kilisede evet. Efendim herhangi bir sebebi belli olmayan bir yangın çıktı diye bir defa önce metruk kilise diye evet. bir defa yazmak lazım. Evet. Çünkü bu haberler öyle geçmeli. Bu resimlerin üzerine öyle koymalı. Evet. Bu DHA da öyle yapmalı. Çünkü çok önemli bir gündeyiz. Evet. Öyle bir provokatörlere fırsat çıkar ki bunu bir daha aynen. düzeltmek için bir hafta şimdi geçer. Şimdi bu görüntüyü tamam arkadaşlar, gene yeni bir gelişme olursa isteriz. Şu dışişlerinin açıklaması var. O dışişlerinin açıklamasını bir Dijivol'e yansıtırsanız biz de şöyle Dijivol'e kalkarız hocamla. Burada hocam bir ilginç bir şey var. Şimdi İsveç'teki bu saldırının hemen ardından Dışişleri Bakanlığı harekete geçti ve bir açıklama yayınladı. Sıcağı sıcağına, ki bu açıklama yayınlanırken daha birçok kişi, hani Türkiye'den de birçok kişi daha tepki verememişti. İki tane mesele var. Diyor ki ülkemizin tüm uyarılarına rağmen İsveç'te bugün, yani 21 Ocak'tan bahsediyor, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz. Bir de bu cümle, Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur. Şimdi bazıları hocam internette, sosyal medyada şu kutsal kitabımız ifadesine takılmış. Bazıları da şu kutsal değerlerimiz ve Müslümanlar ifadesine takılmış. Neymiş? İşte Türkiye laik bir ülkedir diyor. Buradaki kutsal kitabımız ifadesi anayasaya aykırıdır diyor. Şeytanın aklına gelmez. Yani şeytanın 100 kere okusam evet, benim aklıma şeytanın gelmez. Aklına gelmez. Şeytan bu kadar şeytanlık yapamaz. Kutsal kitabımız yerine ne diyecek? Bir kutsal kitap mı desin? Ne bir kutsal kitap yani. Mı diyecek? Veya da Müslümanlarca kutsal sayılan kitap mı diyecek? Kendi bir insan devleti layık olabilir. Kendisi layık olmak durumunda mı? Devlet layık olur.
biz Müslümanlar laik miyiz? Devlet laik. Biz Müslümanız. Şimdi zaten ben laikim diyorsa bir insan laikliği bilmiyor. Evet. Ben laikim diyorsa laikliği bilmiyor. Ha, laikliği savunuyorum diyorsa başka bir şey. Hı hı. Ama bu laik bir ülkede inancı dolayısıyla kitabına yapılan saldırıdan dolayı o milletin hükümeti biz Türkiye'nin, Türklerin, Müslümanların kutsal kitabımız sözünden başka kendisini ifade için neyi koyabilir? Saçma sapan bir şey ortaya çıkar o zaman. Kendini inkar çıkar. Hı hı. Böyle bir şey olmaz. Bunu söyleyen kişi Kur'an'a inanmasa dahi Türkiye'de yaşasa ve Türk hükümeti adına bir açıklama yapsa bile bu sözü kullanması gerekir. Bak. Nasıl yani hocam? Nasıl yani? Açabilir misiniz? Diyelim ki Türkiye'de hükümet Dışişleri Bakanlığı'na gelmiş ateist veya dinsiz, laik kendi açısından ben devlet layık olur diyorum. O diyor ki ben de dine inanmıyorum diyor. O ki insanın Türkiye adına yaptığı açıklamada bunu kullanması gerekir. Ha, anladım. Yani sen bizi, layık olması, Müslüman olması, ateist olması değil, burada başka bir şey var. Bizi temsil ediyorsun. Anladım. Bizim adımıza konuşuyorsun. Sen bu ülke insanlar adına konuşuyorsun ve sen benim bakanım olarak kutsal kitabımız demek zorundasın. Kutsal kitabımız demek zorundasın. Müslümanlara hedef gösteren ve kutsal değerlerimize, bizim kutsal değerlerimizden biri de kitaptır. Kur'an-ı Kerim'e saygıdır. Biz devletimiz bile ona saygıyla kurulmuş. Şeyin Osman Gazi'nin Şeyh Edebali'nin evinde ayaklarını uzatmadığı hikayesi var ya. Evet, evet. Bizim devletimizin kuruluşu, Osmanlı'nın, Osman Beyliği'nin kuruluşu bile Kur'an'a saygıyla. Biz insanlar Türkiye'de Kur'an'ı aşağıya koymayız, Kur'an-ı Kerim'e ayak uzatmayız, Kur'an-ı Kerim'e abdestsiz dokunmayız. Bu milletin, Türk toplumunun, Anadolu kültürünün, irfanının bir parçasıdır. Sen buradan bir mana çıkaracak kadar şeytanlık yapıyorsan, bu adamın yaptığı senin yanında hiçbir şey. Değil mi? Ya sen bu kadar şeytanlığa çalışıyorsun. Hocam benim bir tezim var ama bunu hani derler ya, söylerim ama ispat edemem derler ya. Bir hani ateizm şeyi var ya, akımı var ya. Ateizm akımı bence Hristiyanlara Müslümanlardan daha yakın. Şuraya getireceğim sözü. Aynı şekilde biz bunu asla tasvip etmeyiz. Biz asla hiçbir kutsala dokundurtmayız. Üzülürüz, buna karşı dururuz. Oradaki duruşumuzu söyleyeyim. Ama bir ateist atıyorum Avrupa'da. Ya işte bu Müslümanlara madem siz böyle yapıyorsunuz, işte inanmıyor zaten ateistler. Ben de o zaman gidiyorum senin İncil'ini yakacağım. İşte kiliseden alacağım haçını, kıracağım. Hayır. Bunun için gitse İsveç hükümetinden bir izin istese, düşünce özgürlüğü diyerek İsveç hükümeti ona izin verir mi, vermez mi? Bugüne kadar olmamış. Olamazdı zaten. Olmamış. Öyle bir düşünce özgürlüğü tabii, yok. Olmaz. O Müslümanlara olursa tabii, değil mi hocam? Bu kasıtlı yapılmış izin var. İfade özgürlüğü. Şimdi diyor. Biz tabii bu izin ve İsveç hükümetinin rolünü, onu konuşmadık. Çünkü o biraz devletler arası hukuka giriyor. Devletler arası tabii görüşmelere giriyor. İzleyicilerimiz de fark etmiştir. Biz ne NATO'dan bahsettik, evet. Ne bizim onu, işimiz siyaset değil mi? Zaten bizim hükümetimiz karşılık verdi. Ayrıca bu olay özellikle de Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'nin kapısında tabii, yapıldı. Tabii. Dolayısıyla ilk muhatap Dışişleri Bakanlığı'dır. Bu Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması. Tabii bu Dışişleri Bakanlığı'nın hemen ardından yaptığı açıklama. Tebrik ediyoruz. İnşallah hak ettiği karşılığı bulacaktır bu tepkiler. Tabii. Onlar kin ve nefretlerinde boğulacaklardır. Bak, kusura bakmasınlar, bu kadar hızlı tepki de verilmiyordu eskiden evet, hocam. Bunu buradan bu manayı çıkarmak da pespayelikti ya. Bunun laiklikle de alakası yok. İnsan hakları da alakası yok. Sen orada üzülüp bizim yanımızda yer alacağına
sen niye kutsal kitabımız dedin diye burada bakanlığa laf yetiştirecek, onu sorgulayacaksan dünyanın hiçbir yerinde sen insan haklarından, inanç özgürlüğünden bahsedemezsin. Tabii. Böyle bir laik anlayış dünyanın hiçbir yerinde yok. Buradaki ifade özgürlüğü, şimdi şey diyor ya İsveç'tekiler, ifade özgürlüğü. İsveç Dışişleri Bakanı dedi ki bu dedi bir ifade özgürlüğüdür. Sonra da ifade özgürlüğüdür ama dedi ben bunu paylaşmıyorum. Ben yanlış buluyorum. Şimdi ifade özgürlüğü Kur'an yakmak mıdır? Yani o artık eyleme geçmiş olmuyor mu hocam? İfadenin ötesine tabii, geçiyor tabii. Çünkü. Yani ben Müslümanları sevmiyorum demek bir ifade ama evet. Kur'an'ı yakarsan başka bir şey olmuyor. O bir eylemdir. O bir burada ifade özgürlüğü başka bir şey, hakaret başka bir şey. Tabii. Burada hakareti de daha aşıyorsun. Hı hı. Hakaretinden öte bütün dünya Müslümanlarını ayaklandırmak, kışkırtmak üzere bir eylem yapıyorsun. Tabii. Yani şu açıklama da o zaman hayır, amaçlı. Hayır. Ölümden endişe duyuyorum. O da öyle ve şudur. Burada bir meydan okuma da vardır. Hı hı. Diyor ki gelin kitabınızı yakıyorum hadi bakayım erkekseniz bana dokunun. Aslı bu. Hı hı. Dokunmuyorsun adamı. Çünkü dokunursan onun gemisine binmiş olacaksın. Dediğin bir. İkincisi de biz gerçekten ona dokunmuyoruz. Hı hı. Ama lanetliyoruz. Onun yaptığı işleri lanetliyoruz, kınıyoruz ve bunun yapılmaması için, bundan sonra bu tür provokatörün yapılmaması için elçilikler, hükümetler nezdinde de girişimde bulunmamız gerekiyor. Bizim inancımızı anlatmamız gerekiyor. Tabii. Biz sizin gibi bayrakları çiğneyemeyiz. Bizim bayrağımız yere düştüğü zaman biz alırız, başımızın üzerine koyarız. Bak üç şeye biz bunu yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Ekmek düştüğü zaman biz çocukken siz de öylesinizdir Mustafa. Tabii. Ekmek yerde ekmek gördüğün zaman ne yaparsın? Yani üç kere şöyle bir alırsın başına koyarsın. Bu bir nimettir. Ekmek, hı-hı, bütün nimetleri temsil eder. Hı-hı. Bayrak yere düştüğü zaman, bayrak teslim edildiği zaman sana bayrağı alır öpersin, alnına koyarsın. Kur'an-ı Kerim'i aldığın zaman Kur'an-ı Kerim'i alır öper, alnına koyarsın. Hı hı. Bu Batı'nın kültüründe olmayabilir. Ama bir insan kendini tanımladıktan sonra hala bunu yapıyorsa, mesela peygamber için aleyhine çizimleri bizi incittiğini bütün dünyaya söyledik, evet, ilan etti. Evet. Bunun üzerine tekrar yapıyorsa bu bir meydan okumadır. Hadi gelin demektir. Hı hı. Bu bir eylemdir, bu bir hakarettir. Hakaret suçu var burada. En azından hakaret var. Zaten ifade özgürlüğü, ifade özgürlüğü o rezillik falan de o değil. Yani. Yani. İfade özgürlüğü deyip her şeyi yap. O öyle bir şey yok zaten. İfade özgürlüğü diye adamın ya da ailenin ya da bir sülalenin, hı hı, her şeyini ortaya döküp onlara hakaret edemezsin ki. Orada ben niye gülüyorum? O şahsı o eylemi yaparken arkadan bir Türk hanımefendi ifade özgürlüğü hakkını kullanarak bir küfür etmiş ona. Yani onu işte hakarete sokarlar. İşte yani o hakaret. Tabii onu ifade özgürlüğü değil. Onu hakarete sokarlar. Aynen. Burada bir başka hususa değinmek istiyorum. Buyurun hocam. Konuyla ilgili toparlamak gerekirse. Biz Müslümanların birliğine vesile olur dedim ya bu. Evet. Buradan Müslümanların birliği ortaya çıkar. Bundan biz zarar etmeyiz. Bir başka konu da belki utanmamıza sebep olur. İki türlü utanmamıza sebep olur. O da şu, onu da söyleyeyim. Bir, İslam dünyasının Batı karşısındaki aziyetinin karşısında utanmamız lazım. Hı hı. Güçlü bir İslam dünyası olsa bunu yapamazlar. Asla akıllarından bile geçiremezler. O adam o eylemi yapacak olsa onu yerin dibine geçirirler. O hükümetler. İsveç. Evet. İsterse Amerika olsun, isterse Rusya olsun. Tabii. Yerin dibine geçirir çünkü başına ne geleceğini bilir. Kanuni zamanını düşünün. Yani benim memleketimi rahatsız edecek bir takım eylemler, fiiliyatlar, ahlaksızlık görüyorum. Ordularımla gelirim dediğinde bitiriyor iş. Tabii. Şimdi İslam dünyasının burada böyle bir birlik yok tabii. Yani öyle şimdi bir, İslam dünyası bu yani konuda
Zayıfız. Bunu kabul etmemiz lazım. Bu bizim bir acziyetimizdir. Utangaçlığımız, utanmamız lazım. İkincisi, kafirler ya bu Kur'an'ı bu kadar kendilerine karşı rakip görüyorlar. Kur'an-ı Kerim'den bu kadar etkileniyor, düşmanlığını ortaya koyuyor. Ya ben Müslüman olarak bu Kur'an'ı bugüne kadar hiç merak edip de açmadım diyenler utanmalıdır. Evet. Bu bizim kendimize gelmemize sebep olur. Ve inanıyorum ki gençlerden de, halkımızdan da, dünyadaki bütün halk, Müslüman halklardan da ya bu Kur'an'a biz sahip olalım, şuuru artacaktır. Kur'an'ı İnşallah. Okuyalım, şuuru artacaktır. Tam da öyle bir mevsime giriyoruz. Üç aylar, Kur'anlar, kandiller, oruçlar, böyle bir mevsim geliyor. İnşallah. Hocam, Müslümanlar zaman... bunu, bu şerri, her görünen bir şerde bir hayır vardır. Fehvazınca hayra dönüştürebiliriz. İnşallah. İnşallah. Şimdi yeri gelmişken o zaman 3 aylardan da bahsedeceğimizi söyledik. O konuya da geçelim. İlk soru şöyle. Hocam 3 aylar kutsal mı? Yani biz Ramazan ayını tabii biraz ayrı tutuyoruz 3 ayların içerisinde olduğu için. Ama diğer aylarda bir kutsiyet var mı? Kutsal aylar Kur'an'da var. Kur'an-ı Kerim'de Eşhurul Hurum var. Evet. Haram aylar. Haram aylar. Yani onu da ayrıca soracağım. Evet. Evet. Haram aylarla 3 aylar aynı mı, farklı mı diye o öyle bir sorumuz da var. Eşhurul Hurum tahta aldı mı arkadaşlar? Tahtayı arkadaşlar şuraya bir çekelim hemen 2 dakika. İsterseniz onları ben yazayım, yazarak göstereyim ki çünkü 3 aylarla gibi. Alakası var. Aynen. Haram aylar demek hürmet edilen aylar demek. Hürmet edilen aylar. Allah katında ayların sayısı 12'dir ayeti kerimesi var. Allah katında ayların sayısı 12'dir. Ayların sayısı tahtamıza geldi hocam. Ayların sayısı 12. Bunlardan 4'ü haram aylardır. 4'ü haram aylardır. Haram aylar 4 ay. Ben 3 ay diye biliyordum. Yok, 4 ay. Peki. 4 aydır. Şöyle yazalım. Bu haram aylardan Zülkade yazılır da ben Türkçe konu ifade edildiği gibi yazacağım. Ehli bilir onu. Zülkade, evet. Zilhicce. Muharrem. Bunlar haram aylar mı hocam? Evet. Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Rebiül Evvel, Rebiül Ahir, Cemaziyel Evvel, Cemaziyel Ahir, Recep, Şaban, Ramazan. 12. 12 ay yapıyor. Evet. Şimdi bu üçü peş peşe geliyor. Ve Zilkade, Zilhicce, Hac mevsimidir. Zilkade, Zilhicce, Hac mevsimidir. Bir de dördüncü bir haram ay vardır. O da Recep ayıdır. Hocam bir şey soracağım. Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Bunlar arka arkaya. Arka arkaya. Ama Recep arka arkaya değil. Evet. Onun için mi onu ayrı söylediniz? Haram aylar. Peki Recep ayının özelliği ne de haram aylardan hocam? Şimdi ona geleceğim. Burada Muharrem, Rebiül Evvel, Rebiül Ahir, Cemaziyel Evvel, Cemaziyel Ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, sonra Zilkade, Zilhicce, Muharrem diye geliyor. Evet. Bu üçü beş beşe gelip Recep burada geldiği için buna hadislerde Recebul Fert deniyor.
Recep'ül Fert. Evet. Recep El Fert. El Fert demek haram aylardan tek kalan Recep demek. Şimdi üçü peş peşe ama Recep El Fert, bunu da buraya eklediğimiz zaman 4 ay haram aydır. Haram olan ne hocam bu aylarda? Haram olan bu savaşmak aylarda. Savaşmak mı sadece? Haram olan bu aylarda kan dökülmesi, savaş açılması, bir kabilenin diğer bir kabileye tecavüz etmesi, burada savaşmak yasaklanmıştır. Kişisel olarak da geçerli mi? Yani bir kişinin bir kişiyi dövmesi, onu öldürmesi. Geçerli. Savaş açması da geçerli. Evet. Kabe nasıl harem bölgesiyse, Kabe'de nasıl kavga edemezsen, birini öldüremezsen, birini dövemezsen, bu aylarda da yapamazsın. Evet. Bu aylar daha sonra İslam'la beraber yine kutsal olmaya devam etti. Haramlık devam etti. Onu soracağım hocam. Araplar için mi geçerli bu, yoksa bütün Müslümanlar için? Müslümanlar bizim için de geçerli. Bütün Müslümanlar için İslam geçerli. İslam dünyası için haram aylar aynen geçerli. Yani Avrupa'da yaşayan bir Müslüman için de Zilkade, Zilhicce, Muharrem haram ay mıdır? Haram Recep aylardır. Recep haram aylardır. Evet. Müslüman Allah katında öyle. Kur'an-ı Kerim söylüyor. Bu aylar kutsaldır. Kafir müşrikler bu ayları yerini değiştirerek savaşıyorlardı. Buna da nesi deniyordu. Unutturarak yerini değiştirdikleri için. Allah-u Nasıl Teala, yapıyorlardı hocam? Yani adını mı değiştiriyor Muharrem ayının? Ne diyor? Şimdi mesela Recep'e geldik ya. Evet. Recep'e gelirken diyor ki pazar günü, pazartesi Recep 1 bugün ya. 3 gün öncesinden diyor ki bu ay Recep olmasın diyor. Biz savaşacağız diyor. Şaban yapalım. Recep'i bir ay sonra yapalım diyor. Yerini değiştiriyor. Tam ya değiştirme. Da evet. 3 ay sonra Recep'i yapalım diye oynuyor. Ayların yerini değiştiriyor. Ve bu haram. Allah günlerin, ayların yerini değiştirmeyi insanla yasaklıyor. Mizanı da şaşırtmış. Mizanı şaşırtıyor. Evet. Dünyayı şaşırtıyor. Evet. Şimdi bu haram aylar içerisinde biz nereye geldik? Onu daha net şimdi yazacağım. Haram aylarda Recep vardı. Biz şimdi 3 aylar kutsal mı diye sordun ya. Evet hocam. Demek ki bu haram aylar kutsalmış. Yani bir kutsiyeti var ki haram. Kutsiyeti orada varmış. Biz şimdi Recep ayındayız. Bugün biri, yarın ikisi. Sonra Şaban. Şaban diye yazıyor. Şaban'dır aslında onun. Sonra Ramazan. Bu Ramazan ayını müjdeleyen bir aydır. Yani bu ay gelince biliyoruz ki 2 ay sonra, Recep başladığından 2 ay sonra Ramazan başlayacaktır. Bunun üçüne birden de 3 aylar diyoruz. Bu bütün İslam aleminde böyle midir hocam? Üç aylar denir mi? Yani 3 aylar bütün İslam aleminde bilinir, bütün İslam aleminde bu kutsiyet onlara da atfedilir mi? Yoksa sadece bizim Türkiye'de mi böyle bir şey var? Yani Arabistan'da da şu anda 3 aylara girdik diye bir heyecan var mı? İslam dünyasında çoğunlukla bilinir fakat dini bir ıslah olarak Recep'in, Şaban'ın ve Ramazan'ın peş peşe olmasından dolayı bu 3 aya yönelik bize bir emir yoktur. Yani 3 ay geliyor Ramazan gibi, aynı Ramazan'da olduğu gibi oruç tutun. 3 ay geliyor oruca başlayın. Hazırlığınızı başlayın diye bir emir yoktur. Evet. Bu bizde gelenektir. Onun sebeplerini söyleyeceğim. Yani mesela Recep'in işte bir Recep'te oruç tutma diye bir adet var. O adet değil aynı zamanda. Öyle mi? Tabii sünnette de var. Neden sünnette var onu söyleyeceğiz. Şimdi bu üçü de 3 ay Ramazan tamamı oruç tutulan bir ay, farz olan oruç. Şaban ayında yarısına kadar peygamberimiz oruç tutmuş. Recep ayında da diğer aylara göre oruca biraz daha daha fazlalık vermiş. Yani Recep'in birinde o yüzden oruç. Şöyle diyelim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın her ayın
13, 14, 15'inde Eyyamul Biyd denilen aydınlık günler, kamerin dolunayın olduğu günlerde oruçları vardır. Bunu tavsiye eder. Sünnet evet. oruçta, müstahap oruç denir ona. Bu 3 gün oruç tutmak 3 çarpı 10 hasene, bir hasene 10 sevaptır. Hı hı. 30 gün oruç tutmaya bedeldir. Yani bir ayda Ramazan'ın dışında herhangi bir ayda siz 3 gün oruç tutmuşsanız o ayı nafile olarak oruç tutmuş gibi sevabını alırsınız. Ne güzel. Bir de pazartesi perşembeleri Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam oruç tutardı. Recep ayında bunu biraz çoğalttığını görüyoruz. Recep ayı gelince şu duayı da yapmaya başladı. Bu dua zayıf olmakla beraber Ahmed bin Hanbel'de hı hı. geçiyor. Taberani'nin El-Mucemül Evsat'ında geçiyor. Ebu Nüyam El-İsfahan'ın El-Metalibul Aliyesi'nde geçiyor. Ve Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde geçiyor. Allahümme barik lena fi Recebe ve Şaban ve belligna Ramazan. Allah Resulü'nün burada duaya, bu ayda duaya başladığını, Recep ayında duaya başladığını görüyoruz. Evet. Yılbaşı ile ilgili yaptığımız programda hatırlarsan, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın her ay için, her bir ay, hilal ay göründüğünde yeni hilal, Resulullah Efendimiz yeni bir aya girerken dua yapmıştır demiştik. Evet, evet. İşte Recep ayı girdiğinde de, Allah'ım Recep ayını ve Şaban ayını bize mübarek eyle, bizi Ramazan'a kavuştur duasını yapıyor. Ve bu duayı Ramazan'a kadar yapıyor. İşte bu açıdan biz bu aylara 3 ay diyoruz. Evet. 3 ay mı, 3 aylar mı? Siz özellikle 3 ay yazdınız ben. Şimdi onu şunun için yazdım. 4 ay, 5 ay, 6 ay sayarken mesela ben sana 100 lira verdim. Ben bunu 3 ay sonra senden istiyorum hı hı. diyorum değil mi? Evet. 3 aylar sonra istiyorum demiyoruz. Bu neden o zaman 3 aylar değil? Bu kendi arasında bir küme oluşturduğu için 3 ay sözü doğru değil, 3 aylar sözü doğrudur. Bunu da yazmamın sebebi bir yerde burada imla hatası var. 3 ay olması lazım. 3 aylar niye söylüyorsunuz diye birisi yazmış da ona cevap olsun diye. Bu bir kümedir. Hocam peki 3 aylar da haram bir, aylardan mı? 2'ler, 7'ler, 9'lar gibi. Bu 3 aylar kümesini anladım. Oluşturuyor. 3 aylar haram aylar gibi haram ay değildir. Bedir Savaşı Ramazan'da olmuştur. Yani net bir soruya net bir cevap oluyor. Ama Recep ayı haram ayıdır. Evet. Recep ayı. Ramazan'da savaş olur mu? Olur. Bedir Savaşı Ramazan. Çünkü Ramazan ne cahiliye zamanında ne de İslam'dan sonra haram aylardan sayılmamıştır. Evet. Allah-u Teala orada da aklı selime davet ediyor. Savaşanları ve insanları. Yani ya hiç olmazsa nefes alın. Bırakın hani 12 ay savaşıyorsunuz. Şu 4 aya bari dokunmayın. Hı-hı. Hepsinde haram. Şimdi 3 ayda savaşmak helal de efendim haram da 4 ayda. Diğer aylarda savaşmak helal mi durup dururken? Hepsi haram. Tabii. Ama mesela niye Ramazan'ı o işte haram aylara katmamış? Niye Recep var da Ramazan yok? Mantık mesela Ramazan'ı söyler. Ramazan ayının Müslümanlara has orucun farz olduğu bir aydır. İslam'dan önce Ramazan ayı oruç tutulan bir ay değildir. Evet. Yani Adem Aleyhisselam'dan beri bütün bu aylar haram olarak gelmiştir. Her kavimde oruç vardır. Ama bu oruç Ramazan ayına mahsus Müslümanlardadır. Şehri Ramazan 11 ayın sultanı oldu deriz onun için. Yani oruç tutularak 11 ayın sultanı haline gelmiştir. Bu Müslümanlara mahsus bir oruçtur. Hı hı. Ve Ramazan ayında Müslümanlara mahsus. Mesela Aşura günü orucu vardır. Muharrem ayının 10 günü ya da 9, 10, 11 10. günü tutulan Aşura orucu diyoruz ya. Evet.
Tevrat'ta da vardır. Hı hı. Musa Aleyhisselam kavminin İsrailoğullarının kurtuluşu itibariyle tutulan oruçtur. İncil'de de ve diğer ümmetlerde de vardır. Ama evet. Ramazan orucu onlarda yoktur. Oruç vardır ama Ramazan orucu yoktur. Dolayısıyla bu ayı, Recep ayı, hı hı, Zilkade, Zilhicce, Muharrem ile birlikte haram ayıydı. Ta eskiden beri bütün dinlerde var. Hı hı. İslam'da da devam ediyor. Ramazan ayında da haklı bir sebep olduğunda, bir tecavüze uğradığınızda, hı hı, hattı müdafaa, satı müdafaa, nefsi müdafaa için, vatanı müdafaa için savaş yapabilirsiniz. Ama mesela işte diyoruz ya hocam, Ramazan'ı da savaş edilmeyecek aylara koysaydı Rabbimiz, işte Müslümanlar işte oruç tutuyor. Hani onun bir derdik ki, evet bak Müslümanlar oruç tutuyor, savaşmak yasak. Müslümanlar Ramazan'da savaşmayı istemez. Hı hı. Ama kafir gelmişse zaten Gazze'ye de en çok saldırı zaten Ramazan'da olur. Ramazan'da kafirler daha, aynı Kur'an'a öfkesi arttığı gibi, hı hı, Müslümanlara sataşmak için zemin hazırlıyorlar. Hı hı. Bakalım bu Ramazan gene nerelerden Müslümanlara saldırı gelecek, evet, göreceğiz. İşte Allah İsveç'teki tam da 3 ayların başlangıcı vermesin. Geldi. Evet, fırsat vermesin. Ramazan'da Müslümanlar oruçlu da olsa, hı hı, Cenab-ı Hak onların imanını artırdığı için Müslümanlar güçlüdür. İnşallah. Ama kafirlerin gücü azalır. Evet. Hocam yerimize geçmeden bir de hazır şuradayken, hazır tahtada yazarken bir sorumuz var. Onu da soralım, öyle isterseniz geçelim. Ramazan ayında oruç tutacak olan bir kişi oldu da yanlış bir yola saptı. Hani gönül istemez ama Recep ayında içki içti diyelim ki. Recep ayının da şöyle 20'sinden sonra içki içti. İşte 40 gün vücutta kalır diyorlar ya. O kişinin, yani Recep ayının 20'sinde içki içen bir kişi gelip Ramazan'da oruç tutabilir mi? Şimdi bunlar haramı işledik diye bir helalden vazgeçmek ikinci bir haramdır. Hı hı. İkinci bir günahtır. İnsan ittakillah haysuma kunte ve etbi'is seyyiyetel hasenete temhuha ve halikin nasi bi hulikin hasenin. Allah Resulü buyuruyor ki nerede olursan ol Allah'tan kork. Kötülüğün ardından iyilik yap ki onu silsin. Ya sen kötülük yaptın, iyilik, evet, yapsan kabul olmaz demiyor. Kötülüğün ardından bir hayır, iyilik yap ki, hasene yap ki onu silsin. O adamın çok daha itinayla oruca başlaması lazım. Yani bu şu anlama gelmez. İçkini iç, orucunu da tut. Hayır, öyle bir şey değil. İçki de haram. Hı hı. Orucu tutmamak da haram. Evet. İçki içmiş, bir günah işlemiş. Oruca başlamayacak mı adam? Oruca başlamayarak. Yani pişman olarak. Pişman olacak. Bir, tövbe edecek. Tövbe kapısı her zaman açıktır. Anladım. Sadece içki içen bir kimse büyük günah işleyerek sarhoş kafayla oruç tutamaz. Sarhoş kafayla namaz kılamaz. Dolayısıyla ayılmadan yaptığı o ibadetler makbul sayılmaz. Çünkü ne dediğini bilmez, ne yaptığını bilmez. O insan kabul edilmez ibadeti. Evet. Ama ayılmış, o zaman hemen vakit geçirmeden tövbe edecek. Tövbe ettikten sonra da, hı hı, o vakit namaz var ya, evet, ayıldı, namaz vakti girdi, namazını kılacak. Evet. 3 gün sonra oruç geldi, Ramazan geldi, orucunu tutacak. Hı. Çok daha bizden belki, hı, daha fazla pişman olarak, daha fazla itinayla, özen göstererek oruca sarılması lazım ki Allah onun tövbesini kabul etsin, günahlarını affetsin diye. Yoksa bu adam içki içti, vücudundan içki çıkmadı, vücudundan çıkmadı mı, aklı yerine geldi. Evet. Hocam birkaç konuşacağımız konu daha var. Ben şimdi bir ara vermem lazım. O arayı verelim. Ondan sonra 3 aylarla ilgili, tabii, çünkü çok söyleyeceklerimiz var. Benim de soracaklarım var. O yüzden kısa bir ara, 10 dakika sonra birlikteyiz. Güncel konulara devam ediyoruz. Hocam bu Beyoğlu'ndaki kilise yangını ile ilgili bir açıklama geldi İstanbul Valiliğinden. O açıklamada diyor ki 21.45 sıralarında Surp Pırgıç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojman kısmında yangın ihbarı alınmıştır diyor. Yangın mahalline ivedilikle güvenlik, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilerek kontrol altına alınmıştır. Lojman. 4 kişi. Lojmanda, evet. Şey, hı, değil, ibadethane bölümü değil. Hı. 4 kişi tahliye edilmiş. Dumandan etkilenen 2 kişi tedbir amacıyla hastaneye sevk edilmiştir.
Burada daha önce valiliğin açıklamalarında pek görmediğimiz bir ifade var. Onu da üstünde durmak lazım. Kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileğimizi sunuyoruz diyor. Neden böyle bir şeye alışık değiliz diyorum. Çünkü genelde valilik olayı anlatır. Olaya müdahale edilmiştir der. Burada da kilise cemaati ve mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileği sunuluyor. Yani orada şu belki anlatılmak isteniyor. Siz devletin, milletin güvencesi altındasınız. Tabii. Herhangi bir zarar, sıkıntı gelmesin. Hı-hı. Biz tedbirimizi aldık. Hı-hı. Size geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz diyerek hem bu Kur'an yakma olayından medet bekleyen, ağzı sulananlara işte bak gördünüz mü diyenlere bir cevap oluyor. Hem de oradaki insanları gerçekten teselli etmiş oluyor. Güzel bir açıklama olmuş. Hı-hı. Hemen inşallah bunun üzerine de yangının çıkma sebebi de ortaya konursa ve dünyaya ilan edilirse çok daha yerinde olur. Tabii. Teşekkür ediyoruz valiliğimize. Hocam şimdi biz 3 ayları konuşmaya devam edelim. 3 aylar kutsal mı diye sorduk. Onu cevapladınız, sağ olun. Şimdi 3 aylarda özel bir ibadet yapılması gereken özel bir şey var mı? Kısaca bunlara bir değinelim. Orada da çünkü birkaç tane hadise var. Onları da soracağım. Özellikle şöyle bir sınıflandırmaya gidiliyor. Onu bir defa burada ifade etmek lazım. Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Recep ayını, Şaban ayını ve Ramazan'ı tamamını oruçlu geçirdiği hiç vaki olmamış. Hepsini 3 ay boyunca oruç tuttuğunu bilmiyoruz. Böyle bir şey yok. Bize de böyle bir ibadet sünnet kılınmamış, tavsiye edilmemiş. Hı. Ama halkımız arasında böyle bir gelenek var. 3 aylarda Recep ve Şaban ayı toplam 60 gün oruç tutulmasının başka hikmetleri var. O da şu, özellikle kefaret orucu olanlar 3 aylar oruç içerisinde, hani kazayı gizlemek nasıl sevapsa, kefaretini gizlemek de sevaptır, edeb uygun olan odur. 3 aylar orucu tutuyorum diye kefaret de tutabiliyor. Orada da öyle bir güzellik aslında. Yani bizim ecdadımız bu 3 aylar orucu geleneğini ortaya çıkararak kefaret orucu tutanlar damgalanmasın. Bu orucunu yemiş, kefarete gitmiş, orucunu ziyan etmiş diye suçlanmasın. Aramızda onlar da tutsun. Biz de Ramazan'a oruçlu girelim. Borçlarımız var, kazalarımız var. Toplumsal destek almış oluyorsunuz orada. Tek başınıza bir işi yapmak daha zor. Hı. Ama millet hazırken, aileniz, çoluk çocuğunuz, komşunuz, Müslümanlar böyle bir yola girdiğinde size bu iş daha kolaylaşıyor. Tabii. Dolayısıyla böyle bir kolaylık olmuş oluyor. Oruç tutma, borç ödeme konusunda hem kefaret hem kazaları ödeme konusunda 3 aylar bir fırsattır. Bu aylarda kaza ve kefaret oruçları tutulur. Evet. Hocam burada diğer aylarda da tutulur ama burada da tutulur. Daha hani adam bir de var, çok tabii mübarek mi? Geceler var içerisinde. Berat gecesi, Miraç hocam onu gecesi da soracağım. Onu şöyle genel sorayım istiyorum. Şudur. Hani bir işte kandil var mıdır yok mudur diye İslam dünyasında sürekli böyle tartışılır. Aslında ben çok gerekli de bulmam bunu ama doğru. İnsanlar da merak eder. Doğru. Şimdi kandil var mı yok mu onu da hem sorayım çünkü 3 ayların içerisinde. Ama bir de 3 aylar var mı yok mu? Yani bir miktar değindik ama 3 aylar hani kutsal ay mı demiştik ya. Evet. Onun gibi yani 3 aylar gerçekten var mı ve bunun içerisindeki kandiller de kutlanmalı mı, yad edilmeli mi, ne dersiniz? Bu kandillerin 5 tane kandilin 5'inin de kutlanması aslında Selçuklulardan itibaren, hı hı, Fatimilerden itibaren başlıyor. Hı hı. Mesela Regaib kandili, hatta Peygamberimiz zamanında Miraç kandili kutlaması da yok. Ama Miraç var. Hı hı. Resulullah Efendimiz zamanında ayetle sabit Kadir gecesi var. Kur'an'la sabit, evet. Sure var. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı. Sabaha kadar selamet var, bereket var, hı hı, nimet var. Yani sabaha kadar ibadet var Kadir gecesiyle ilgili. Evet. Berat gecesiyle ilgili Resulullah Efendimizin nısf-ı Şaban, Şaban'ın 15'i, yarısı gündüzünü oruçlu, gecesini namazla geçirin. Allah o gün, Allah-u Teala falanca kabilenin, Kelp kabilesi diyor, hı hı, koyunlarının yünleri adedince insanları bağışlar diyor.
ve kendisi Cennetül Baki'yi ziyaret ediyor, teheccüd namazını uzatıyor. Bunlar var. Berat gecesini ihya ettiğini biliyoruz. Miraç gecesi zaten namaz emredilmiş. 5 vakit namaz ondan önce de vardı ama 5 vakit namaz emredilmiş. Ve hediyelerle dönmüş ve ibadet tavsiye edilmiş. O da kutlanıyor. Biz kutluyoruz. Peygamberden aleyhissalatü vesselamdan sonra biz kutluyoruz. Müslümanlar kutlamışlar dünyanın çeşitli yerlerinde. Ama Mevlid Kandili'nin, bizzat Mevlid Kandili'nin kutlanması Fatimiler döneminde kandil kutlaması olarak başlıyor. O da 1200'lü yıllar. Zaten hocam miladi 1200'lü yıllar. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam yaşarken zaten benim doğum günümü kutlayın, benim doğumumu kutlayın. Hani o bir kutlatacak değil herhalde. Bir şöyle, tavsiyede belki bulunabilir ama. Tavsiyede var. Şöyle var. Hayır, yaşarken diyorum. Yaşarken beni şöyle bir şey diyor mu? Aynen şöyle bir şey var. Müslim sahihinde yer alan bir hadiste. Ya Resulallah, sen dünyaya geldin, bizi bu zulümden kurtardın. Çünkü aydınlığa kavuşturdu. Cahiliye dönemi bitti. Ve senin doğumun da biz ne yapalım? Soru soruyor sahabe-i kiram. Ben o gün oruçluyum diyor Peygamber Efendimiz. Ben pazartesi doğdum. Pazartesileri oruçluyum diyor. Bu Müslüm hadisi. Buradan bazı alimler diyorlar ki Resulullah'ın doğduğu günü kutlamak için oruçlu olmak yeterli. Ama işte hani o benim kastettiğim o değildi zaten. Hani ama kandil anlamında. Benim gecemi doğumumu kutlayın, yani kandil yapın. Anın yani. Yok. Benim işte doğduğumu anın. Hayır. Hayır, ben o gün oruçluyum diyor Peygamber Efendimiz. Evet. Bu soru sorulmuş. Çok da makul bir şey yani. Bu soru sorulmuş. Dolayısıyla burada şu var. Aslı olan bir şeyin daha sonra ortaya çıkmış olması, onun bidat olması, dinde olmaması, günah olması anlamına gelmez. Tam tersine bir açık kapı var burada. Aslı var bunun zaten. Resulullah Efendimiz doğumu önemli mi? Önemli. O zaman siz o gün bir etkinlik yapabilir misiniz? Bir duyuru, bir mevlid, Resulullah Efendimiz'i anmanız dine aykırı mı? Hayır. O zaman bu kapı açık. Bu kapıdan girilmiş zaten. Ve Selçuklu sultanları Resulullah Efendimiz'in doğumunda, Regaib gecesinde şerbet dağıtmışlar. Tatlı dağıtmışlar halklarına, helva yani dağıtmışlar. Ne güzel bir adet. Tabii. Yani bu ve yine 1500 yoktur diyerek buna karşı çıkmanın da bir anlamı yok. 1560-1570'li yıllarda 2. Selim bütün bu 5 kandilde de minarelerde mahyaların ve kandillerin yakılma emrini vermiş. O da çok güzel bir i̇şte şey. İşte kandil sözü oradan başlamış zaten. Osmanlı'da neden bu gelişmiş? Niye Araplarda gelişmemiş? Onlar peygamberimizi sevmiyorlar mı? Hayır. Onun sebebini sosyolojik açıdan şöyle belki açıklamak mümkün. Osmanlı ribat boyundadır. Yani hep kafirlerle sınır boylarındadır. Evet. Allah yolunda at koşturan bir ecdadımız var. Cihad ehlidir. Ribat boylarındadır. Hristiyanların kendi kutsallarında gösterdikleri her bir güne, her bir saygıya karşılık Osmanlı'nın bir naziresi vardır. Ne demek? Ayasofya'nın karşısına Sultanahmet'i yapmıştır nazire olarak. İsraf saymamıştır. İhlas suresini Osmanlı bütün camilerinde İhlas surelerini okutur. Bak, dinde öyle bir emir yoktur. Namaza başlamadan önce 3 İhlas okuyun diye dinde bir emir yok. Evet. Ama İhlas suretinin fazileti geçiyor mu? Var. Peki İhlas suresini camide okumak günah mı? Hayır. İşte Osmanlı buradan almış, ne yapmış? Nazire yapmış. Kime? Allah üçtür diyenlere. Kul huvallahu ahad'ı okutturmuş 5 vakit. Her bir camisinde. Bu nedir? Batıya, Hristiyan dünyasına hep bir naziredir, cevaptır. Sen Allah üçtür dersen, ben 5 vakit Allah birdir, tektir diye okuturum. Bu önemlidir. Sen İsa'nın sünnetini kutluyorsun, aleyhisselam. Sen onun doğumunu kutluyorsun. Evet. Sen işte Noel Baba diyorsun, bilmem ne diyorsun. Bizim alternatifimiz olmayacak mı? Biz burada yıllardır ne söylüyoruz? Bizim çocukların önüne ne koyuyorsunuz ki siz Noel Baba vesaire olmasın diyorsun, özendiriyorsun. Noel Baba kıyafetine çocuk özeniyor, hediye getiriyor.
Yok mu bizim öyle bir sembolümüz? Onlarca figürümüz. Var. 3 i̇şte, aylarda yok mu hocam bir şey yani? İşte orada gençleri bu orada, işe bak heveslendirecek. Şimdi, siz bu mevsimi eğitim açısından değerlendirirsiniz. Mevlid'i biz o açıdan değerlendirdik. Kutlu doğum haftaları sebebiyle peygamber sevgisini bütün dünyada anlattık. Çocuklarımız. Ramazan geliyor. Ramazan'da evlerimiz, çocukların odaları ışıl ışıl olsun. Hediyelerle de olsun. Kadir gecesi bir başka olsun. Neden? Çünkü siz alternatif üretmezseniz oraya kaptırırsınız. Tabii, üretilen alternatife gönderirsiniz. Tabii, doğru. Çocuklar oraya heveslenir. Hocam bir bugün, de bunun güncellenmesinde bugün, sıkıntı var hocam. Bugün size. Fatih Belediye'mizi tebrik ediyorum. Bu gerçekten içten gelerek bir tebrik. Neden? Partisinden şuradan buradan değil. Kütüphane, kitap aşkını gençlere aşıladı. 13. kütüphanesini açıyor ve her bir kütüphanesi maşallah. Her bir kütüphanesinde gençler içeri girmek için sıraya giriyorlar. Rami Kütüphanesi hocam aynı. Rami Kütüphanesi'nde de zaten Turizm Bakanı'nı da tebrik yazmıştım. Şimdi siz gençler içkiye gidiyor, kumara gidiyor, fuhuşa gidiyor, şikayet ediyoruz. Ama bir alternatif ortaya koyarsanız kütüphane için sıraya giren gençleri bugün gördük. Evet. Bu çok büyük bir olaydır. Gerçekten insanın moralini düzelten, mutlu eden son derece kıymetli bir şeydir. Onun için kim kitaba, kütüphaneye, bilgiye kıymet veriyor, gençleri fuhuştan, içkiden, kumardan, bataklıktan korumaya çalışıyorsa, bilgilendirerek geleceğimize yatırım yapıyorsa, ülkenin geleceğine, o takdir edilecek bir şeydir. Tabii. Bunu şunun için söylüyorum. İşte bu Ramazan'daki bu mübarek kandilleri değerlerimizi anlatmak, sembolleri gençlere hissettirmek, ibadetlerin kılcal damarlara kadar, gayrimüslimlere kadar ulaşmasını, yansımasını, haberdar olmalarını sağlayabilmek için alternatif üretmeniz lazım. Osmanlı bunu yapmıştır. Bunu kınarsanız, bunu dinden yok sayarsanız, bununla mücadele etmeye kalkarsanız, Regaib Kandili yok, Mevlid Kandili yok, Mevlid yok, bunların hiçbirisi dinde yok, bunlar bidattır, hurafettir, örfle, ananeyle, gelenekle, Don Kişot gibi savaşmaya kalkarsanız, elinizde bir medeniyet kalmaz, tarihinizi yerle bir etmiş olursunuz. Aynen İngilizlerin, Suud'da Vahabiler eliyle kabirleri yerle bir ettirdikleri, Osmanlı eseri, kaleyi yıktırdıkları, ecdadın bütün oradaki eserlerini yok etmeye yüz tutturdukları gibi medeniyeti yok edersiniz. Medeniyetle savaştır. Medeniyet olmaz ise din de yaşamaz. Evet. Bunun medeniyet olabilmesi için sizin kendinize has sembolleriniz, kokunuz, damganız olması lazım. Osmanlı bunu kandillerle de koymuştur. Kandiller bizim İslam'ı daha iyi yaşamamız, Kur'an'a daha çok yönelmemiz, ibadetlere daha çok aşkla yapışmamız için bir vesiledir. Bunu dinin Kadir Gecesi'yle diğerleriyle olan farkını bildikten sonra hiçbir mahsuru yoktur. Evet. Oradaki o farkı anlatmak da biz hocalara düşüyor. Şunu söylüyoruz. Sevgili kardeşim, Regaib gecesini, Mevlid gecesini Kadir gecesiyle eş tutma. Kadir gecesi Allah'ın kesinlikle bildirdiği ve sevabını kendisini takdir ettiği, ortaya koyduğu bir şey. Ama sen Allah bildirmediği halde, peygamber bildirmediği halde Regaib gecesi için, Recep ayının her bir günü ve gecesi için peygamber adına insanlar ibadet yapsın, Kur'an okusun diye sözde uydurma. Bunu da hadisler temizlemişlerdir. Mesela uydurulmuş bir hadis. Suyuti, Zehebi, birçok imam bu hadis diye söylenen şey yoktur diyor. Hiçbir kitapta yoktur. Bu bir uydurmadır. Nedir o? Bir, Ali bin Abdullah bin Cehman'ın Regaib gecesine uydurduğu namaz, 100 rekatlık namaz. Bütün hadis uleması mevzuatında, uydurma hadis kitaplarında, Suyuti de Ellal Masnuasında bu uydurmadır diyor. Yine Şehru Recep, Şehrullah, Şehru Şaban, Şehri, Şehri Ramazan, Şehri Ümmeti.
Bu da uydurmadır diyorlar. Muhaddisler bunu hadis saymamışlar. Yok böyle bir hadis. Ama bizim vaizlerimiz, kusraslarımız bu işi ballandıra ballandıra öyle hale getiriyorlar ki Recep ayının her gecesi Kadir gecesinden daha önemli hale geliyor. Buna tepki olarak da bu sefer ne oluyor? Bunlar yok denmeye başlıyor. Sevgili kardeşim, bunlar kendi ayarınca, bunlar dinde yeri var ve bunların faydası var. Ama sen de peygamber adına burada Allah'ın demediğini, peygamberin demediğini insanlara dayatma, uydurma hadisleri, uydurma sözleri, uydurma ibadetleri insanlara yayma, kandırma insanları. Evet. Kandırıyorsun. Kaynağı yok. Sahih değil, sağlam değil. Hatta ibadetlerde zayıf hadisle bile teşvik amacıyla ibadet zayıf hadis geçerli olur. Zayıf bile değil. Ulemanın, bütün muhaddislerin uydurma dediğini alıp millete sosyal medyada bu gece şu namaz, yarın bu namaz orada, vesaire. Bu da uydurmadır. Bunların da üstesinden alimler geliyorlar zaten. Evet. Bunları da bildirmek muhaddislerin vazifesidir. Evet. Bunlar bilindikten sonra Mevlid gecesini bir fırsata dönüştürmek, regaibi bir fırsata dönüştürmek hem manevi olarak hem de eğitim açısından İslam'ı tebliğ etme, davet etme, insanları irşad etme açısından ve tövbeye davet etme açısından, insanların yönelmesi açısından toplumsal olarak bir mevsim haline getirmişiz elhamdülillah. Ya bundan sonra da bu devam edecek. Sizin bunu dediğinizi çok önemsiyorum. Yani bizim 3 ayları yeniden şöyle bir kafamızı harmanlayıp bir düşünce fırtınası içerisinde 3 ayları, Ramazan'ı ayrı ayrı değerlendirip bunlara böyle bir güzel yenilikler getirsek hocam. Tabii. İlla yeni bir şey değil. Yani ibadetlerin etkinliklerle bezenmesi yozlaşma değildir. Ben yıllardır bunun mücadelesini veriyorum. Bunu iddia ediyorum. Bunda da çok kesin kendi kanaatime göre haklı delillerimiz var. İbadetler adet olmakla ibadetlikten çıkmaz. Tam tersine ibadetler adet olmakla baskın hale gelir. Evet. Örtünme Allah'ın emridir ancak ecdadımızın adeti haline de gelmiştir. Ramazan orucu Allah'ın emridir ancak ecdadımızın, biz Türk milletinin, Müslümanların, Anadolu'nun adeti haline de gelmiştir. Ramazan orucunu adet olarak tutsa bile siz ona terk ettiremezsiniz. Bu onun baskın olduğunu gösterir. Yüzlerce Kur'an hatmetmek adet haline gelmiştir. Kötü bir şey değildir. Bununla mücadele etme sevgili kardeşim. Yeter ki adet olsun. Alışkanlık ve adetin, ibadetin lezzetini yok ettiğini ben de biliyorum. O ayrı bir şey. Niyet çok önemli. Biz her namazda niyet ediyoruz. Her gün orucuna niyet ediyoruz. Ne demek istiyoruz? Bu benim sıradan bir işim değil, bu benim ibadetim demiş oluyoruz. Evet. Bu kıymetli. Ama toplumsal olarak örf ve adet haline gelmesi, bil ki ne kadar üzerinden silindir geçerse geçsin, ne kadar düşman istilası olursa olsun, Allah göstermesin, ne kadar dinsizlik aşılanırsa aşılansın, o adeti siz terk ettiremezsiniz kardeşim. Evet. İbadeti terk ettirirsiniz ama adeti terk ettiremezsiniz. Evet. Onun için adetlerle, örfle mücadele yanlıştır. Yanlış olan, dine uymayan örf varsa onu tasih etmek, doğrulamak vazifemizdir. Onunla mücadele edelim. Ama dine aslı varsa, mesela minare, minareyle mücadele eden görüyor musunuz bugün Müslüman oldu? Ya bu minarelere ne gerek var? Niye burada ne gerek var falan? Peki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın camisinde minare var mı? Yok. Var mıydı asr-ı saadette? Yoktu. Öyle bir teknoloji yoktu. Yoktu, minare yoktu. O zaman Şam'da varmış. Peki aslı nedir? Ezanı yüksekte okumaktır. Hı hı. O zaman minare bidat değildir, uydurma değildir. Biz şimdi elimize tesbih alıyoruz, çekiyoruz. Tesbih uydurma bidat mı, günah mıdır? Hayır. Sahabenin düğümleri vardı, taşları vardı, parmaklarıyla sayıyorlar. Bu sayma aletidir. Bu tesbihi peygamber tesbih çekmedi, bu günahtır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü Zahidül Kevseri makalatında da bunları söylüyor. Bidat kavramını açıklarken
sünnet kavramını açıklarken bir şeyin aslı sünnette, bidatta esası varsa onun araçlarının, vasıtalarının değişmesiyle o bidat olmaz diyor. Siz sadece vasıtayı değiştirmiş oluyorsunuz. Evet. Bu aslı olan şeylerle körü körüne mücadele etmek toplumun dinamikleri, tarihini, kültürünün altına dinamit koymaktır. Evet. Bunu da iyi bilmemiz lazım. Yani bunlarda da mücadele etmek gerekiyor. Hocam, 3 aylarda yenilmemesi gereken, içilmemesi gereken bir şey var mı? Yani içki mutlaka içilmemesi gereken şey de, yani haram olan şeyler daha doğrusu, şunu yememek gerekir diyeceğimiz bir şey var mı? Müslümanın 7-24 ibadetleri, ekstra bir ibadet emredilmemişse helal yaşaması, haramlardan kaçınması değişmez aziz kardeşim. Yani biz çarşamba günü de içki içemeyiz. Cuma gecesi de perşembe de içemeyiz. Müslüman haramdır. Her zaman haramdır. Yani bayramda da içemezsin, düğünde de içemezsin. Evet. Böyle bir ayrım yok. Haram ise her zaman haram. Helal ise her zaman, her zaman helal. Ama bir de özel haramlar vardır. Mesela bayram günü oruç tutma diyor. Bak, oruç tutma diyor. Oruç tut demiyor sana. Bayramı bayram gibi yaşa diyor. Evet. O da bir topluma, o da bir incelik zaten. Bir mesaj ve inceliktir, hassasiyettir. Yani doğru. İslam sadece ferdin ruhunu inşa etmiyor. Aynı zamanda toplumu da inşa ediyor. Bir devlet olmayı, bir medeniyet kurmayı da İslam yolunu açıyor ve bize gösteriyor. Oruç, şu üç aylar kavramı bir medeniyetin eseridir. Bak, bu bir medeniyetin eseridir. Siz içselleştirmişsiniz. İbadetlerde yoğunluk, kesafet yaşıyorsunuz. Ama aynı zamanda bunu toplumsal bir ortak kültür haline getirmişsiniz. İşte bu bir medeniyettir. Bu medeniyetle savaş olmaz. Medeniyetin kökleri vardır, dinamikleri vardır. Onlarla körü körüne kuru fıkıh, fakihçilik taslayarak modern selefi, yani Vahhabi selefi karışımı, tekfirci, onları kastediyorum. Tekfircilikle siz milletin aslı esası üzerine savaş açamazsınız. Evet. Bunlar da ne dini tam anlamış ne de toplumu anlamış insanlardır. Bunlar dini sadece metinlerden ibaret zanneden, metine bağlı literal okuma dediğimiz, bunlar gerçekten fıkı da anlamamış insanlardır. Men yuridillahu bihi hayran yufakkihu fiddin. Men yuridillahu bihi hayran. Kim Allah kim için hayır murat etmişse yufakkihu, buradaki fıkı anlayışlı kılar demek. Dinde onu anlayışlı kılar. Fıkı etmek için anlayışlı olmak lazım. Kavrayışı güçlü olması lazım. Toplumu, sosyolojiyi, psikolojiyi, zamanı, zemini iyi algılayan, iyi kavrayan, nerede, ne zaman, ne yapılacağını iyi bilen davet ve irşat ehli, mürşid olmak gerek. Bunları bilmediğiniz zaman savaş açar, Don Kişotluk yapmış olursunuz. Yel değirmenine karşı savaştım, ben de vazifemi yaptım zannedersiniz. Peki, tabii daha konuşuruz hocam. Üç aylar yeni başlıyor. Tartışmalar da devam eder mutlaka. Sorulacak sorular vardır. Şimdi sizden gelen sorularla devam edeceğiz. İlk sorumuzu alalım. Bakalım Mustafa Karataş hocamıza ne sorulmuş? Hocam, diğer inançların kitaplarını yakmak doğru mudur? Asla. Bu İsveç'teki meseleden sonra. Yani hiçbir inancın sembolüne biz dokunamayız. Biz onu kendi kitabımız gibi onlardaki emirlere, yasaklara uymayız. Kiliseye gidip kilisede papazlar, rahipler gibi, Hristiyanlar gibi ibadet yapamayız. Ama biz onların kilisesine de dokunamayız, kitabına da dokunamayız. Birincisi, hem bu dini bir sembol olduğu için, hem de cezada şahsilik prensibi vardır. Evet. Bir adam suç işlediyse onu cezalandırırsın. Şöyle haberler gördüm yalnız bununla ilgili.
İsveç'in ne suçu var? Bu adam bunu yaptıysa diyor. Hı-hı. İsveç'in suçu Türk elçiliğinin önünde izin vermiş yani. İzin vermesiyle tabii alakalıdır. İsveç her şeye izin veriyor mu? Git bakayım oraya. Sormuş işte Hristiyanların haçını kırmak istesin bakalım izin verecek tabii, mi? Vermez. Yani vermez. Öyle bir sem peki şey bu soruda hocam bir de değişik şöyle bir şey sorsam. Bu diğer inançların kitaplarını yakmak o inançlara hani saygılı olmaktan ötürü mü yoksa kutsal olduğunu kabul etmek mi? Çünkü işte bir İncil, Tevrat ya da buna benzer kitapların biz tahrif edildiğini düşünüyoruz ya. Dolayısıyla onların şöyle, gerçek Allah kelamı olmadığı sonucu çıkıyor. Doğrudur. Muharref diyoruz. Hı hı. Tahrif edilmiştir ancak biz niye onu muharref kabul ediyoruz? İçinde doğrular da olsa o doğrular hangisi olup olmadığını ayıramayacağımız için biz onu tahrif edilmiş kabul ediyoruz. Hı. Yoksa içinde doğrular da olduğu için biz onu yakamayız. Hı. Düşünün Kur'an ayetleri olan bir tefsir kitabını birinin tefsir kitabını yakmışsınız. Evet. Ama tefsirin içerisinde adamın yorumları da var ama Kur'an ayetleri de var. Hı hı. O nasıl bizi rencide ederse dinimize göre de yasaksa hı hı. siz içerisinde doğrularının da yanlışlarının da yer aldığı evet. bir kitabı yakamazsınız. Bu bir defa günahtır. Ayrıca o saygısızlık da olur. Evet. Rencide eder. Peki sıradaki sorumuzu alalım. Hocam devlet vergi borcu affı getiriyor. Bu kul hakkına girer mi? Ha, şimdi bugün çok konuşuluyordu doğru. Bu konuyu da aslında bugün konuşabilirdik. Devlet bir yapılandırma yapıyor. Vergi borçları, belediyelere olan borçlar, cezalar, trafik cezaları. Burada öncelikle işte belki faizin alınmaması söz konusu. Geriye kalan borcu da işte belli taksitlerle ödenmesi söz konusu. Erken ödeyene indirim söz konusu. Bu noktada diğer insanların kul hakkına giriliyor mu şeklinde bir şey var. Yaklaşım şimdi var. Devlet burada yine halkının menfaatini düşünerek karar alıyordur. Evet. Karar alan bir erktir. Şimdi şöyle düşünelim. Maaş zammı yapıyor değil mi devlet? Hı hı. İşte doktorlara bu kadar, öğretmenlere bu kadar, avukatlara bu kadar, hakimlere bu kadar, efendim polislere bu kadar falan. Hı hı. Şimdi devletin bin bir türlü gerekçesi vardır. Ben bir gerekçeyi biliyorum. Yani ekonomik şartlar diyorum. Evet. Ama devlet bu gerekçeleri, haklı gerekçeleri sebebiyle bunları yapıyorsa o onu yapmakta serbesttir. Ama benim gözümde bunların hepsi eşit olmalıdır. Hani hayat geçimi bu kadar herkese hı hı. lazım. Açlık sınırı diyoruz. Profesör de aynı maaşı alsın, öbür taraftaki işçi de aynı maaşı alsın dersen bu sefer ne oluyor? Bütün meslekleri alt üst etmiş oluyorsun. Evet. Devletin geleceğini garanti altına alamıyorsun. Halbuki senin bir sistem kurman ve işi düzene koyman lazım. Hı. Ve o düzen içerisinde de kendine ait evet. ihtiyaçları giderecek yapı kurman lazım. Devlet borçlandırmada da affetmede de doğrudan kendini ilgilendiren %100 birebir kul hakkını ilgilendirmeyen seni benim birden %100 hakkım olmayan şeyde devlet kendi hakkını kullanıyor. Şu doğru değil. Mesela Allah korusun birinin amcasını öldürmüş bir katil. Evet. Evladını öldürmüş. Adam girmiş hapse. Bu adam bununla biraz teselli bulmuş. Ardından devlet diyor ki ben affettim, hepsini bıraktım. Bu adamın katili karşısında geziyor. Buna sordun mu? Buna hakkı yok. Çünkü bu birebir bunun hı-hı. hakkı. Ama devletin bu vergi hakkında benim olduğu kadar affedilenin de hakkı var. Evet. Diğerinin de hakkı var. Burada o hakem devlettir. Doğru yapıyor. Bahsettiğiniz şeyin örneği de var. İşte Sırbistan'la Bosna Hersek arasında o zaman Sırplar Boşnakları katlediyor. Ondan sonra bir af çıkarıyor o zamanki tabii. işte Sırbistan. Affedemez. Karşı karşıya kalıveriyorlar. Evet, affedemez. O öyle bir hakkı yok hı. devletin ama vergi borcu kul hakkına girmez. Devletle vatandaşı arasında. Bu bugün af değil o yapılandırma arkadaşlar. Yapılandırma ayrı bir şey. Borcu, hani af da af değil. Evet. Af da söz konusu hı. olsa burada haksızlık nasıl oluyor onu tartışılır. Hı. Yani biz düzenli veriyoruz vergimizi, ödüllendirilmiyoruz. Hı. Öbür adam kaçırıyor, kaçırıyor, kaçırıyor. Sonunda da
ona bir kapı açıyorsun. Bunun devletin hesabı. Devlet burada vatandaşı kendisini aldatsın istemez, zarara uğratsın istemez. Kendi zarar vermek de istemez. Çünkü o bütün yapıları göz önünde bulunduruyor. Biz tek açıdan bakıyoruz. Hı hı. Bu açıdan bir suistimale ve bir zarara açık kapı bırakmıyorsa devlet, bundan bir faydası var, herkes ondan yararlanacaksa, hı hı, o zaman mesela şöyle de düşünebilirsin. Devlet bunu yapılandırarak çok ciddi bir geri dönüşüm elde ediyor. Hı hı. Bundan sen de yararlanacaksın. Evet. İşte öyle. O yüzden zaten af değil, yapılan. Yani öyle onu. de bakmak evet. lazım. Peki sıradaki sorumuzu alalım. 3 aylarda günahların 2 katı yazdığı söyleniyor. Doğru mu hocam? Hayır. Günahların 2 katı. Hayır, öyle bir sevaplar şey. Sevaplar hocam kaç kat? Bak Ramazan'da yapılan hayır hasenat, sadaka daha fazladır. Doğrudur. Zekat onun için her ay verilebilir ama Ramazan'da verilmesi çok daha sevaptır. Hı hı. Bir de Ramazan'dan Ramazan'a 355 gün geçtiği için 10 günü evet. de 10 günü de çalmamış olursun. Böyle bir hesap yaparsan. Ama 3 aylarda Recep ayında yaptığın günah 2 kat yazılır. Şaban ayında yaptığın günah 2 kat yazılır. Muharrem'de yaptığın yazılmaz. Böyle bir hı hı. usul ne Kur'an'da ne sünnette ben görmedim. Delil olan varsa diyecek ki işte Sahih Buhari'de şöyle yazıyor, Müslim'de böyle yazıyor. Bunu gösterecek ama uyduruk kaydı yani kitabı söylemiyor. Günah noktasında dinimizin kat kat günah yazılması öyle bir şeyi yok herhalde değil mi? Kat kat günah, faiz de var, başka şeyler de var ama hı hı. Insanın mesela orucunu kasten bozmasında kat kat günah kazanmış oluyorsun. Anladım. Kat kat günah kazanıyorsun. Anladım. Onun için kefaret tutturuyor sana. Evet. Kat kat günah var. Anladım. Sevapta da var. Katlanması. Hı hı. Günahta da var. Ama hı hı. Recep ayına özel, Şaban ayına özel böyle bir haber ya da bir bilgi ben bilmiyorum. Anladım. Buyurun devam edelim. Hocam İsveçli adamın yaptığı gibi biz de İncil'i, Tevrat'ı yaksak olur mu? Bu soruldu aşağı yukarı. Olmaz. Evet. Biz olmaz. Onun işte Aliye İzzet Begoviç Allah rahmet eylesin. Esas mağlubiyet düşmana benzediğin gündür diyor. Biz onlara benzeyemeyiz. Evet. O zaman geçelim diğer soruya. Ha şöyle bir şey gördüm geçmeyin. Yalnız. Buyurun. Yani aklı başında belli bir meslek sahibi olmuş insan bir tweet atmış. Diyor ki bugün savaş açmayacaksak ne zaman savaş açacağız? Hemen savaşalım mı? Yani Kur'an için savaşmayacaksak ne için savaşacağız? Tamam da Kur'an için savaştığında sen ne yapmış olacaksın? Neticesi ne olacak? Ve bu yolda ölelim diyor. Sen ölüp belki sen şehit olursun ama geride kalan insanı, İslam dünyasını ne hale getireceksin? Geleceğini nasıl yakacaksın? Bunlar hesap etmeli. Çocukça şeyler ama bakıyorsun adam ciddi bir meslek sahibi. Böyle basit şeyler. Bu ucuz kahramanlık bunlar. Biz burada hocalar, aklı selim sahibi insanlar sizin kadar şehit olmayı, sevap bilmiyor muyuz? Kur'an-ı Kerim'e efendim hizmetçisi değil miyiz? Aşığı değil miyiz? Mümini değil miyiz? Sen bir aklı selim davran yani zarar getirecek şekilde davranma. Fayda gelsin. Hı hı. Yani elde ettiğin şey Müslümana da sana da insanlığa da bir faydası olsun. Yaptığın hareketin kimseye faydası yoksa cahilce iş yapıyorsun. Sen sevap elde etmiyorsun ki. İşte sosyal medyada hemen körü savaşalım. Körü körüne bir laf söylüyorsun. Yani. Evet. Savaşalım. Neyi peki savaşalım? Bu bir cihat, hani cihat çağrısı yapılır, çıkar mı buradan? Cihat sevgili kardeşim. Cihat sadece kıtal değil ki ya. Biz kıtalle cihadı karıştırıyoruz. Kıtal demek kılıçla ya da silahla hı hı. yapılan savaştır. Cihat ve cadil hum billeti yahsen de var. Efendim ve cahil bihi Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim'le cihad edin var. Kur'an'la cihad edin. Bak Kur'an-ı Kerim'i esas alarak bilgiyle bilgiyle cihad edin. Ve bu en büyük cihaden kebira. En büyük cihad budur diyor. Kur'an'la cihad etmek yani bilgiyle cihad etmek cihaden kebira. Büyük cihad budur diyor. Şimdi sen bu büyük cihadı bırakıyorsun. Ucuz kahramanlık peşine koşuyorsun. Öyle bir
yol olsa, Kur'an onu söylese, peygamber onu söylese ve bugün Müslümanların menfaatine öyle bir yol olsa, birçok insan der ki yani bugün artık cihat günüdür ya da gıtal günüdür dersin. Ama Kur'an-ı Kerim diyor, onlara Kur'an'la cihat et diyor. Evet. Kur'an'la cevap vereceksin. Ne diyeceksin? Az önce Enam 108'de söylediğimiz gibi, biz sizin ilahlarınıza sövmeyiz. Biz sizin kitaplarınızı yakmayız. Evet. Biz sizin mabetlerinize dokunmayız. Bunu söyleyeceksin. Bu büyük cihattır. Bu daha çok fayda getirir. Bu esas savunma budur. Kiliseyi yakmak savunma değildir. Kiliseyi yakanları hesaba çekmek, kurtarmak savunmadır. Eğer evet. yakmaya kalkışırsa birisi, onu yaktırmamak İslam'ı savunmaktır. Müslümana leke getiriyorsun çünkü. Doğru. Hepimizi töhmet altında bırakır. Devam ediyoruz sorularla. Hocam, Kur'an-ı Kerim yakanın sonu ne olacak? Ha, o da evet. İlginç bir şey bu. Yani o yakan şahsın sonu ne olacak? Herkes onu böyle bir ateşler içerisinde hayal ediyor muhtemelen ama. Şimdi tabii büyük beddualar alıyor. Büyük beddualar alıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Hirakl'e, Kisra'ya, Kayser'e, Kıpti'ye mektuplar gönderdi. Ve Kisra'nın gönderilen mektubu Kisra parça parça etti. Yırttı. Ve getiren elçiyi de öldürttürdü. Şehit etti. Hı hı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam o elçiyi öldürmesinden dolayı sen de paramparça olursun diye ona beddua etti. Çünkü elçiyi öldürdü. Evet. Elçiye zeval olmaz. Ve o insan hayatı sonunda paramparça oldu. Parçalanarak öldürüldü. Aslanları öldürdü, vahşi hayvanlara yem oldu söylenir. Bu büyük beddualar aldı. Ben şöyle dua ederim. Allah hidayet eylesin. Allah ıslah etsin. Kur'an'a hizmet eden biri haline gelsin. Hem kendini kurtarır cehenneme düşmekten, hem de etrafındaki insanlara faydası olur. Şöyle bir beddua olur mu? Bu çok daha önemli bir şey. Allah ıslah etsin. Islahı mümkün olmayacaksa ıslahı mümkün kahru olmayan, perişan eylesin. Islahı mümkün olmayan deyip dua yapmak doğru değil zaten. Allah için mümkün olmayan bir şey olmaz. Allah için her şey mümkün. Allah isterse ıslah da eder. Ne ıslahı mümkün olmayan diye bir şey. Yani ıslah olmayacaksa anlamında söyleniyor ama bu dua eksik bir dua. Hatalı bir dua. Evet. Islahı mümkün değilse demek yanlış. Anladım. Allah için mümkün olmayacak hiçbir şey yok. Siz mümkün olmayan bir şey isnat etmiş oluyorsunuz. Gönlümüzden şu geçer. Bu adam inşallah peygamberi öldürmeye giden Hazreti Ömer gibi sonunda İslam'ın sancakları olan Hazreti Ömer nasılsa öyle de olabilir. Bu mümkündür. Eğer yaptığı hayatta hayırlı bir işi varsa daha önceden, ne bileyim ben, bu zalim bir adam, gaddar bir adam, pek bundan bir hayır beklenmez de Allah dilerse yapamaz mı? Cenab-ı Hak dilerse bu adamı Kur'an'a da hizmetçi eyler. Tabi öyle görmek en mutlu eder, en çok mutlu eder. Dünyaya daha çok faydası olur. Doğru. Peki sıradaki sorumuzla devam edelim. Benim sorum şu, Z kuşak olarak adlandırdıkları bu yeni çağın insanların çocukları neden Allah'a inanmıyor ve hani bunların akıllarındaki sorular ve bunları dolduran şey ne? Evet hocam. Ya böyle kuşakları bölmek falan maalesef o da bir oyun. O oyuna biz de geldik. İster istemez kullanıyoruz. Yani herkes toplum kullanıyor. Elimizden alıyorlar kuşaklar dedikleri nesilleri. Elimizden alıyorlar. Halbuki mayası sağlam Anadolu'nun, çok temiz insanları, gençleri var. Şöyle bir şey var. Bu Kur'an'ı yakan adamın Müslümanlara verdiği, Kur'an'a saygısızlık yaptı, Müslümanlara saygısızlık yaptı da, Müslümanlara verdiği zarardan daha çok Müslümanların içinde olup da
onlar adına konuşup dinden soğutanlar daha fazla zarar veriyor. Bak bu adam Kur'an yakıyor. Hı hı. Bu Müslümanları ne yaptı? Birleştirdi. Evet. Kur'an'a yöneltti. Kur'an'a yapışmasını, bütün gençler bile şu anda Kur'an'a yapışıyorlar. Hı. Niye? Bu zalime karşı. Adam yaşamasa da dinine saldırılmasını istemiyor. Evet. Bu önemli. Ama sosyal medyada, aramızda, hele hele hoca kisvesi adı altında insanları etrafına toplayıp 3-5 tane cahili toplayıp videolar dolduran, din adına konuşanlar, onlar çok tehlikeli. Onlar sebebiyle insanlar deist oluyor. Onlar sebebiyle ateist oluyor. Nefret ediyor. Senin dini anlayışından nefret ediyor. Adam bilmem ne, işte sigarayı ağzına alırsan affedersin, bilmem ahirette de sana şunu ağzına verecekler, öyle ceza vereceksin. Hadis var diyor, bilmem falanca zat böyle de diyor. Bunlar nefret dilini kullanıyorlar. İslam'ı kötü göstermek için bilinçli ya da bilinçsiz ellerinden gelen her türlü gayreti gösteriyor. Bunlar insanların, çocukları, gençleri soğutuyor. Yoksa din güzel, dini anlatan güzel, tebliğ eden güzel ama biz güzel sunmadığımız için, fıtratı bozduğumuz için, Allah'ın güzel dinini kendimizi anlattığımız için, hoca geçinenleri kastediyorum. Adam kendini anlatıyor, kendi şehvetini anlatıyor, kendi duygularını anlatıyor. Etrafındakiler de şaklabanlık yapıyorlar ve sosyal medyada biraz da fazla takipçisi olsun diye gösteriş için her türlü lafı söylüyor. Ondan çocuklar, gençler çok iğreniyorlar. Din bu mu diyorlar? Yani sizin konuştuğunuz şeyler din bu mu? Onların verdiği zarar öbür adamdan daha fazla. Bunlara karşı dikkatli olmamız lazım. Evet. Peki sorumuz gelsin. Selamünaleyküm hocam. Dayım daha öncesinde bir adakta bulunmuştu. Yani bir gün durumum çok iyi olursa kurban keseceğim diye. Fakat bu adağını gerçekleştirmeden vefat etti. Bu adağı gerçekleştirmek zorunda mıyız? Malı, mirası vesaire varsa onun malından, yoksa kendi çoluğu, çocuğu, yakınları o adağını yerine getirsinler. Adağı mutlaka kesmek yemin, gerekir. Yeminleri yerine getirin diye ayet-i kerime var. Yeminin yapacak. Yapamadıysa kefaretini verirler. Yapamayacaklar. Evet. Peki devam ediyoruz. Zümre miraçları kimlerdir? Zümre miraççıları. Şimdi bu Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 8, 9, 10, 11. ayetlerde miras payları anlatılır. Orada kendilerine doğrudan miras düşmediği halde yakın akrabalarınıza da onları razı edecek, helalleşeceğiniz yardımları yapın diyor. Onu kastediyor zannediyorum. Dede yetimi de bunun içine giriyor. Doğrudan miras düşmediği halde onlar. Bir de kelade dediğimiz kendi yakınları, oğlu, kızı, anası, babası vesaire yok da kelale. Kelade mi dedim? Kelale. O da diğer akrabalarına düşen miras. Bunları kastediyorsa bunların da hakkı vardır. Bunlar da bir razı edecek pay verilmeli. Varsa evet, mirasta imkan varsa onlar da verilir. Evet. Devam ediyoruz. Allah her şeyi bildiği halde neden bizi yarattı? Her şeyi bildiğini Allah bize öğretmek için yaratmış işte. Biz de Allah'ın varlığını öğrenmiş olduk. Marifetullah'tır her şeyin aslı. Cenab-ı Hak öyle bir varlık yarattı ki varlığından haberdar etti. Allah vardı, varlığından haberdar etmek için insanı yarattı ve insanı da iyi ve kötüyü gerçekleştirebilecek bir nefisle yarattı. Estağfirullah. Ve nefsi ve ma sevvaha, nefsi de nötr hale getirdi. Her insanın nefsi sıfırdır. Temizdir. Doğumda. Bu nefis terazinin kefesi gibi kiloları getirmese de ben burada efendim İbrahim kiloları getirmese de gramları bir şey tartacağım şimdi. Ya da kitapları verelim. Hocam. Şimdi
ve nefsim ve ma sevvaha. Nefis aynen bu terazi kefesi gibi, ikisi de eşittir. Evet. Nefsin iki tarafı vardır insanın. Bu bir tarafına feelhemaha fucuraha ve takvaha. Bu nefse bir fıskı fucuru yükledi, bir de takvayı yükledi. Şöyle biraz daha fark etmez. Sonuçta takva yükledi. Kitapları koyun isterseniz hocam. Birine bir kitap, birine yok, o yine ebatları farklı ya. Tamam, evet. Şimdi bir tarafta fıskı fucur var, bir tarafta takva var. Hı hı. İnsan ikisini de yapmaya muktedirdir. Bunu da yapabilir, bunu da yapabilir. Bu sana kalmıştır. Allah nefsi yarattı eşit bir şekilde. Her insanın nefsi aynıdır. Ve bu nefsin içerisine peygamberlerinki ayrı denir. Hı hı. Bu nefse öyle bir kabiliyet verdi ki şeytani de hareket edebilir, rahmani de hareket edebilir. Evet. Burada esas olan insanın iradesidir. İnsanın iradesidir. Yani o cüz-i irade. Cüz-i irade Allah sana serbest bıraktı. Hı hı. Nefsin var, ruhun var, kitap var, peygamber var, bilgiler var, geldi. Sen de burada yaptıklarınla sorumlu olacaksın. Ne demek? İmtihan edileceksin. Tebarekellezi biyedil mülk ve hu ala külli şeyin kadir. Ellezi halakal mevte vel hayate liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. Hanginiz daha güzel davranacak bakalım? Fıskı fucura mı gideceksin, takvaya mı gideceksin? Çünkü eşit. İtiraz hakkın da yok. İşte senin, o da insanın fıtratı oluyor işte. He, sen nefsin bunu da yapar, bunu da yapar. Evet. İşte orada hesaba çekileceksin. Evet. İyilerle kötüler belli olacak. Peki. Hocam teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Buradan tekrar Kur'an-ı Kerim'e yapılan, kitabımıza yapılan saygısızlığı kınıyoruz. Dünyayı da bu kötü fecaat, melun eylemi kınamaya davet ediyoruz. Topyekün Müslümanlar olarak aklı selim, kalbi selim, zevki selim, inançtan kaynaklanan haklı, makul, ahlaki değerlerimize ters olmayan, inancımıza ters olmayan her türlü eylemi de destekliyoruz. Kınama eylemini ve tepkileri de destekliyoruz. Müslümanlar bu konuda ciddi ses vermelidir. Tepkilerini çok açık, net dünyaya duyurmalıyız. Hem ülkeler olarak hem de fertler olarak. Allah-u Teala kafirin şerrinden, şeytanların tuğyanından, azgınlığından İslam alemini bizleri muhafaza eylesin. Amin. Güç kuvvet ihsan eylesin. Üç ayları, Recep ayını hakkımızda mübarek eylesin. Şimdiden Regaib gecenizde tebrik ediyorum inşallah. Ben de Regaib gecesi akşamı, Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan akşam saat 20'de 8'de Tuzla'da olacağım. İnşallah Tuzla Belediyesi'nin kültür merkezinde, salonunda konferansımız olacak. Regaib gecesini orada biz de dilimizin döndüğünce anlatıp tövbe istiğfar ve zikirle, sohbetle ihya etmeye çalışacağız. Peki. Sevgili seyirciler, iyi akşamlar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.